merhabalar. Ben ile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Gülse Birsel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Sizi bizli değil senli benli dedik Ay ama. Öyle dedim. Gider evet. Gelir. De, hemen şey. O evet olacak. Olacak. Önümüzdeki olacak. dakikalarda bunu başaracağıma inanıyorum nasıl olunurun bilmem kaçıncı bölümünden beri Gülse Birsel niye yok niye yok biz öğrenemeyecek miyiz dinleyemeyecek miyiz ben de arada sordum ama bir ürünle konuşmayı seven bir insan evet, hakikaten böyle bir iş vesilesi olmadan da hani ne anlatacağım gibi falan da geliyor. Çok hoş sohbette bulmuyorum kendimi. <laughs> Kimin ne işine yarayacak benim anlattıklarım canım filan gibi geliyor ama kısmet bugün bugüneymiş. Şimdi yeni bir film var ve evet. daha sonra da diziler ve filmler gelecek evet. Disney Plus'ta. O kadar görsel bir takım medyalarda çıktı ki Gülse Birsel. Ben dedim ki bana eşortmanla bile gelebilirsin <laughs> ama şu anda karşımda gayet hoş. Full makyaj, Kazak güzel ve saçlar. Kot. Evet. Yani <laughs> makyaj biraz Birazcık sonraki tatlı bir şey söyleyeyim mi onu? Burada Tabii ki. Burada atayım bir ödül alacağım da onun için makyaj yapmış bulundum. <laughs> Bunu da araya sıkıştırmak istedim açıkçası. Ama yarından ee, sonra full Yoksa, pijama. ile gelmek isterdim gerçekten. <laughs> Çünkü bu film dönemlerinde çok fazla röportaj, çok fazla özel gece, çok fazla gala vesaire oluyor. Ben de sandığım kadar süslenip püslenip gezmeyi sevmiyormuşum. ...gibi hissediyorum her filmin bu öncesinde. Ben artık bir hafta on gün pijamayla yaşamak istiyorum. Şimdi biz Hayat ve konuşacağız. Hani filmler, projeler dışında. Bir ne de güzel. bir komedi yazarı olmak. Senaryo nasıl yazılır? Ve bugünkü Gülse Birser nasıl olmuştur? Onları da konuşacağız. İstanbullu bir kişi değil mi Gülse? İstanbulluyum evet. Annenle babanın isimlerinden isminin oluşması çok enteresan bir bilgiymiş. Ya, evet ben bir kaza kurşunuyum. Abim benden 15 yaş büyük, ablam 13 yaş büyük. Hı hı. Aslında annemler harika bir plan yapmış, fakat devamı bir kaza kurşunuyla bitmiş demişler ki bir oğlan bir kız aralarında iki yaş mükemmel tamam şu an artık iki tane ergen çocuğumuz var onlar kendilerine bakabiliyorlar biz artık gezmeye başlıyoruz ve derken <laughs> öyle olmamış <laughs> evdeki hesap her şey uymamış ve ben olunca. Tabii anladığım kadarıyla yani çocuğa isim bulma dahil pek çok heveslerini bana kadar artık bitirmişler annemler. Ve demişler ki ablamla abime artık bunun ismini de siz koyun. Çünkü ama yeter artık her şeyi biz mi yapacağız? Zaten bu planlı bir şey değildi filan. Ablamla abim de sonuç olarak 15 yaşında ve 13 yaşında iki çocuk genç olarak demişler ki neden isimlerin ilk hecelerini birleştirip oradan bir isim çıkarmıyoruz? Gültekin'in Gülü, Semiha'nın sesi, Bu ismimin gizemi. Ama ne kadar da güzel oldu. İki olmuş. ergen, evet iki ergenin buluşu. Gülse çok güzel bir isim. Hem de özel bir isim olmuş. Yani bence de bir neşesi olan bir isim. Gülmekle ilgili filan. Tabii çok karıştırılıyor. Hani Gülser, Gülseren, Gülfem. Güteş diye bana dergide <laughs> çalışırken artık bu rekordur herhalde. Güteş Şener diye zamanında postalar, Güneş... Neler neler geliyordu yani. Bu arada Bozkurt Şener yani abin göz doktoru, bir de evet. eski bir milli voleybolcu. Evet. Hatta ben onun da bir takım röportajlarını okudum, kızımı alamadım. <laughs> 35 yaşından itibaren göz yaşlanması bayağı artıyormuş. Hmm. Lutein A, C ve E vitaminleri çok faydalıymış bu yayında. Bunu da, da bu yayında bu <laughs> evet e, sağlık konusundaki mesajımızı da verelim. Lutein, A, C ve E vitaminlerinizi aksatmayın. Luteinin ne olduğunu da eve gidince abim arayıp soracağım. <laughs> Ama göz için o çok önemliymiş. He. Ben de baktım ettim çok da neşeli birine benziyor. Evet, Pozitif birine benziyor değil Çok komiktir, değil mi? çok esprilidir, Hı -hı. çok tatlıdır. Ailenin aslında başarılı insanı o saçma bir biçimde tıbbı kazandığı esnada bir yandan Galatasaray'ın takım kaptanıydı milli voleybolcuydu falan böyle çok yönlü inanılmaz resim yapıyordu gitar çalıyordu bir yandan bir de çok yakışıklıdır falan haksız rekabet ailede <laughs> Ablamla ben böyle biraz daha yani bunlar da işte tatlı iyi insanlar falan gibi büyüdük ailede. Neyse ki ben sonra ünlü oldum Allah'tan. <laughs> ee, ama abim evet biraz haksız rekabettir. Evet, senin Barbie'n de yapılmış. Olimpiyat abim yapıldı. Evet. Olimpiyat meşalesi taşıdım. Evet. Onlar ha. sporcu ama. <laughs> ya evet, ablam da abim de harika sporcular. Ablam da voleybol ve basketbol oynadı ve profesyonel olarak da oynadı. İkisi de mesela tenis raketi alırlar ellerine oynarlar. Kayağa giderler hop hemen filan. Rüzgar sörfü verin bakalım aa bir saat sonra bir bakarsın ikisi de takır takır gidiyor filan. Ben top tutamıyorum elimde. <laughs> Her gelen beden hocası bakardı uzun boylu kız gel bakalım filan. 15 dakika sonra anlardı bende hiçbir yetenek olmadığını ve bir hayal kırıklığıyla tamam yavrum sen o zaman kenara al da ben başka bir takım kurayım filan deyip. Spor hayatım olmadı diyebilirim. Annem babam inanamadı. Yani ablası abisi böyleyse yani muhakkak bir spora yeteneği var. Biz o sporu bulamıyoruz diye düşündüler. Çok eğlendi abim ablam benim tenis derslerimde. Artık kahkahalarla yerlere düşmeler gülmekten ne kadar incitici. Elimden geleni yapıyordum. Raketle top buluşmuyordu. Ama yani, olimpiyat meşalesini kim taşıdı? Ha kim taşıdı? Ne oldu? <laughs> i̇şte böyle doğru zamanda doğru yerde olmakla ilgili bir <laughs> bir de Barbie var. Barbie nasıl bir şeydir ya? Çok enteresan hiçbir konumun Barbiesi yok galiba. Bu kadar e, başarılı insan konuk ettim diye aslında düşünüyorum. Aslında şöyle satılan bir Barbie bebek değil. Mattel'in özel bir projesi. Belli ülkelerden her sene bir kadın seçiliyor. O böyle genç kızlara örnek olacak, ilham verecek bir kadın. Onun Barbisi yapılıyor, bir tane yapılıyor ya da iki tane galiba bir tanesi Matel'in müzesinde duruyor. Bir tanesinde hmm. o Shiro dedikleri o insana veriyorlar. Bende olan Barbie bebekti şu an Koç Müzesi'nde. Tabii onların büyük bir koleksiyonu var. Evet hmm. orada duruyor. Şahanemiş benim adım en çok pideye yazdılar Susam'dan <laughs> en fazla annemin gurur olay Yok o. evet Barbie hakikaten heyecan verici <laughs> bir şey Çünkü hepimizin bir Barbiesi olmuştu Peki şimdi bu ailede Baba da hukukçu Hı -hı. Yani seni bugünkü sen yapan sence neler O atmosferden özetlersek Düşünmüşsündür belki de Bu arada Beyoğlu Anadolu Lisesi mezunusun Hı -hı. Tomtom'daki yeri mi? Orada güzel bir bina var Tünelde oda kulenin karşısındaki tamam. bahçesi bile olmayan Çok Aynen. yüksek tavanlı harika bir Binadır. Güzel bir bina tamam. Okul binası olarak ideal midir onu bilmiyorum. Değil çünkü dediğim galiba. gibi bahçesi evet. yoktur. Bir de evet. çok eski bir bina olduğu için mesela balkonlara çıkmak yasaktı. Çünkü çok da sağlam değildi galiba. Ama bir bahçe olmadığı için en alt katta çok güzel bir ufak tiyatro salonu vardı. Biz beden derslerini de o tiyatro salonunda sandalyeleri kaldırıp yapardık. Tatlı bir sahne ve balkonları olan küçük bir tiyatro salonu olduğu için burası. Daha böyle tiyatroya işte konsere, hmm. piyano çalmaya falan gibi öyle şeylere daha çok özendik. Çünkü altyapımız vardı. Spor altyapısı yoktu. Sanat, sahne altyapısı güzel vardı. Güzelmiş, güzel bir binadır. Ben söylerim onu. Yani muhtemelen de oradan ilk heves etmişimdir. Teneffüsleri ders aralarını beden eğitiminin derslerini biz o salonda yapıyorduk ve orada böyle eski temsillerden kalan biraz dekor parçaları kostümler peruklar şapkalar falan da oluyordu zannediyorum oradan da çok heves edip hemen tiyatro kulübüne girmek istedim ben yani burada işte sahneye çıkayım bu şapkaları takayım falan diye sonra da oyuncu olmaya karar verdim hemen o yıl Peki ailenin etkisi? iki soruyu birlikte sorunca ben karıştırdım ee, ama. Yani ailenin etkisi şu olmuş olabilir. Yine ailenin en küçüğü olmak. Galiba biraz böyle ilgiyi üzerinde toplamayı sevmek. Çünkü evde dört tane yetişkin var ve bir tane çocuk var. <laughs> o çocuk resim yapsa bir dört kişilik bir seyircisi var göstereceği. Şarkı söylese dört kişi. Ay hadi bakalım söyle şimdi de şunu yap, şimdi de bunu yap diyor. Hı -hı. Ve alkışa hazır bir seyirci var. Hı -hı. Erişkinlerden oluşan. O ilgiyi devam ettirmek istemiş olabilirim. Ki böyle bir istatistik de var. Genelde sahne sanatçıları ailelerin en küçük çocuklarından çıkıyormuş. Peki üniversite... işte ben bu hazırlık sınıfında girdim ve ondan sonra her yıl bir oyun yaptık biz tiyatro kulübüyle. Lise sonunda da bu iş ciddiye bindi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'nden erkek oyuncular transfer ederek biz Pygmalion oynadık ve ben de Eliza'yı oynadım ve lise arası tiyatro şenliğinden ödül aldık. Hmm. İki başrol olarak. Reji de Ali Düşen Kalkar yapmıştı. O da genç bir oyuncuydu o zamanlar. O da ödül aldı falan. Bu iyice beni heveslendirdi. Ali Düşen Kalkar'ın da desteğiyle dedi ki muhakkak konservatuara girmen lazım senin. Dedim ki ama ben Boğaziçi'ne de girebiliyorum gibi görünüyor şu an ve herkes de Boğaziçi'ni çok seviyor. Ben de istiyorum, ailem de istiyor ama oyuncu da olmak istiyorum ne yapsam filan. Dedi ki yarı zaman konservatuar okursun. Boğaziçi'ne de gidersin. Harika bir plan bu. O yıl yarı zaman oyunculuk bölümünden kalktı. Ben de Boğaziçi ile baş başa kaldım. Çok da okulu sevince Ondan bir yıl sonra da hemen gazetecilik falan başlayınca... ...aslında üniversitenin ikinci, üçüncü yılından itibaren... ...artık bir daha oyunculuk hayali kurmadım ben. Ta ki 30 yaşına kadar galiba. <laughs> Oraya gelene kadar şimdi. De, peki senin okuduğun bölümün bugünkü sana etkisi var mıdır? Nedir sence? Ben yıllar sonra çok memnun oldum iktisat okuduğuma. Ve özellikle Boğaziçi'nde iktisat okuduğuma. Çünkü sadece matematiksel ekonomi ekonomi kuramı, mikroekonomi, makroekonomi değil çok bambaşka dersler de vardı içinde. Yani ekonomi tarihi ama aslında ekonomi tarihi demek bütün dünyanın aşağı yukarı Tabii bir doğru. yani her şeyin sebebi üç aşağı beş yukarı ekonomi olduğu için bütün dünya tarihi, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi hepsini okumak durumundaydık biz ekonomi eğitimi dahilinde. Onun için bana çok çok şey kattığı kanaatindeyim. Keşke yanında konservatuvarda okuyabilseydim çünkü sonra oyunculuk yaparken birçok şeyin eksiğini çok hissettim. O altyapının olmadığıyla ilgili çok şeyin eksikliğini hissettim ama yazarlığıma da çok şey kattığını düşünüyorum. İktisat okumuş olmanın, Boğaziçi'nde olmuş olmanın bana çok şey kattığı kanaatindeyim. Hem arkadaşlıklar, hem o ortam, hem seçtiğim resimden caza, sinemadan psikolojiye birçok zorunlu ve seçmeli ders olarak... Onun için zaten dört yıl yerine beş yıl geçirmeyi tercih ettim. <laughs> Öyle içinde. mi? Tabii kesinlikle <laughs> benim arzumdu. Yani sanmayın ki bir dersten kaldığım için okul uzadı. Tamamen kendi arzumla dedim ki bir yıl daha okuyayım güzel ortamda. Ve beş yılda bitirdim Peki. Peki Gazeteciliğe başlamam. Yayından önce konuştuk da ne olur o dönemi de konuşalım dedim. Çünkü ben 95 Hı -hı. sabah girişliyim. Aynı dönemde belki de aynı binalarda bulunduk ben böyle hatırlıyorum gibi, gibi de hatta. Evet. Ben 96'nın sonunda Amerika'dan döndüm ve çok kısa bir zaman sabah kahvaltısı haberlerinde çalıştım ATV'nin sabahlara kadar. O dair bir anımdır. 3-4 ay süren çok zor. Evet onu da gördüm ama baştan anlatsana. Şimdi tamam. boğaz içinde, okulda okuyorsun. Boğaz Başka bir bölüm. Nasıl girdim? girdin? Güzel. Okul şahane. <laughs> Mutluyuz. Hemen tiyatro kulübüne gittim. Kendi fakültemi görmeden dedim ki tiyatro kulübü nerede? Fakat baktım çok benim arzum gibi olmayacak tiyatro kulübünde yaşayacaklarım. Çünkü orada aslında 26, 27, 28, 30 yaşına gelmiş Boğaziçi öğrencileri var. Boğaziçi oyuncularını kurmuşlar ve son derece ciddi oyunları kendi işlerinde ilginç rejilerle ve çok iyi oyunculuklarla oynuyorlar. Biz de 18-19 yaşında çömezleriz. Bize işte diksiyon dersi veriyorlar, bir şeyler öğretiyorlar falan ama asla bir oyunda oynama ihtimalim yok. Sömestrin sonuna doğru hafif bir koptum tiyatro kulübünden elimde de bir sürü vakit var gibi hissediyorum. Çünkü lise son o kadar yoğundu ki hem üniversiteye hazırlanıyorsun hem kursa gidiyorsun hem işte oyunu çıkardık biz festivale katıldık falan. Dedim ki ya benim çok zamanım var yani okula gidiyorum öğlende işte sonra bir öğle yemeğe çıkıyoruz dersler dörtte beşte bitiyor. Boğaz içinde de o zamanlar iyice modaydı hemen girip çalışmaya başlama modası vardı. Ne olursa yani bir şirkette çalışılabilir gazetecilik yapılabilir stand hostesliği bile yapılabilir. Ama muhakkak dışarıda bir iş hayatını öğrenmek, birileriyle tanışmak, belki gelecekteki mesleğini seçmek için bir işe girmek önemli bir şeydi. Benim de şöyle bir şey başıma geldi. Elvin diye bir arkadaşım vardı. Etrafa da söylüyorum Boğaziçi'ndeki arkadaşlarıma. Ya ben bir işe girmek istiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Elvin dedi ki ben dedi dergi sahibi Ercan Arıklı diye biriyle tanıştım dedi. Boğaz içinden meraklı, İngilizcesi iyi, Türkçesi iyi, eli kalem tutan arkadaşlarım varsa gelsinler. Hani tanışalım belki alırız işe dedi. dedi. <laughs> ben de dedim ki anne kadar güzel. Elvin'i Ercan Arıklı ile tanıştıran da Eren isminde başka bir arkadaşımız. O da zannediyorum bazı dergilerde işler yapan bir insandı o zamanlar. Pek çok isim. Şimdi bir isim daha eklenecek. Elvin bana Sabah Gazetesi'nin koskoca binanın ya. santral numarasını verdi bana. Ben Ercan Hırıklıy'na nasıl ulaşacağım? Tabii ki Ercan Hırıklıy'la Elvin e o santrali vermiş. E, santrali aradım. Birisi açtı. Ben zannediyorum ki Ercan Bey'in sekreteri. Ben başladım uzun uzun anlatmaya. Merhaba dedim. İsmim Gülsebe. Elvin var benim arkadaşım. Onun adı Eren var. Eren de işte Ercan Bey'le tanışmış. Sonra ben Eren'le filan, bana telefonu veren Elvin filan. O kadar karıştırdım ki kafasını. Dedi ki karşıdaki ses, Erel Hanım siz misiniz? Sizde Ercan Bey'in direkt numarası yok mu dedi. O da beni Erel Eryürek sandı. Yani Elvin, Erel, Eren pek çok isim karıştı. Dedi ki Erel Hanım sizde Ercan Bey'in direkt numarası yok mu? Ben dedim ki yok. Verir misiniz? Hemen dedi vereyim yazın Erel Hanım lütfen dedi. Ben yazdım ve aradım o numarayı. Ercan Bey, Erel'cim söyle diye açtı. Ha, bağladı demek ki beni. Pardon. Ben Ercan Arıklı'yla karşı karşıya kaldım telefonda patronla yani. Dedim ki merhaba benim adım Gülse ben Boğaz içinde okuyorum. <laughs> Telefonunuzu da Elvin'den aldım o da Eren'den almış Eren'i de hatırlıyor musunuz ama ben Erel değilim filan Ercan Bey de hani öyle miydi ben dedim çalışmak istiyorum E tamam dedi işte yarın dedi gelin o zaman konuşalım dedi filan bir saat söyledi fakat Medya Plaza telli de ben tabii ki kayboldum. Çünkü iki Telli o zamanlar tutluktu. Evet ya. 91-92 senesi falan herhalde. Ayamama Deresi'nin yanındaki. Öyle bir şeydi evet. Ne güzel binaymış ama ya. İlginç evet. evet. Ama çok şehrin dışında bir yer çok, gibi geliyordu o zaman canım. bize. Böyle hakikaten dağın da. İstanbul'un <laughs> dışı falan gibi geliyordu Öyleydi bize. Öyleydi de zaten. Evet. E, halbuki iki Telli. Hı -hı. Tabii ki geç gittim ama hiç bozuntuya vermedi Ercan Arıklı sizi dedi bir ekonomi dergisi vardı o zaman oraya alalım dedi ben dedim ki yok dedim ekonomiyle çok ilgilenmiyorum aslında ben <laughs> dedim aktüel dergisini istiyorum öyle mi <laughs> dedim böyle bir <laughs> Eyvah, deliye çattık gibi bakarak. Peki o zaman ben siz bir tanıştırayım bakın bir, bir, başlayın dedi. Gittik Aktüel Dergisi'ne işte Mehmet Yılmaz'la tanıştım. Mehmet Yılmaz böyle pek ciddiye almadı. Ha, burada mı çalışacaksınız? Hmm, bu hafta bir bakarız bakalım filan dedi. Aslında dedi Ercan Bey yani kadromuz da dolu biliyorsunuz falan diyor. Sonra Gülay Göktürk'le tanıştım. Hmm. Peki bir başlayın falan. Anlıyorum çok, kadroyu çok şu e, an. Gülay Göktürk. O zamanki kadro da gerçekten benim değil herhangi bir tecrübesi fena olmayan bir gazetecinin çalışması için bile çok star bir kadro, iddialı bir kadro. Kimler var? İşte Gülay Göktürk, Mehmet Yılmaz, Kürşat Başar, Ayşe Arman benden sonra en genç insan ki o da 4-5 yıldır çalışan bir gazeteci aslında çok erken başlamış. Kimler vardı başka Alper görmüş Alever of efsane kadro ya Neire Özkan hmm. falan yani gazeteciliği dergiciliği kuran Sinan İncil, Ebru Çapa daha sonra mı onlar acaba? daha sonra hmm. çünkü onlar aşağı yukarı benim yaşlar hmm. onlar daha sonra evet. vardı böyle bir şaka gibi bir kadro ben de 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyim <laughs> merhaba giden. Çok ciddi almadılar tabii. İsmet Berkan vardı filan yani böyle bir tarihi kadro. Bir de dergiler de dergi dergiler hani müthişti. dinleyip de tabii. o dönemi bilmeyen genç insanlar evet. için söylüyorum. Yani aktüel tempo çekişmesi acayip. Diğer evet. dergilerde çok iyi ama aktüel yani, yani günden de Hem popüler hem entelektüel tabii. hem böyle magazin yanı da var filan ilginç bir formüldü aktüel. Evet çok güzel. Bir doğru. de çok az dergi vardı zaten. Yani hatırlıyorum ben Amerika'ya giderken daha kozmopolitan yeni geliyordu Türkiye. Ye. Yani yabancı Hı -hı. lisanslı dergi Hı -hı. de çok azdı Türkiye'de. Hı -hı. Onun için de çok önemli bir yerde aktüel. Dediler ki hadi bakalım peki sen toplantıya gir. Ama dediler hani bir konu Hazırlan. teklifleriyle gel bakalım hani neler olacak diye bıyık altından da gülüyorlar. Ben de böyle 20 tane falan konu önerisi çıkarttım. Bir tanesini de beğendiler. Hiç unutmuyorum. Kolej yarışı yuvalara indi başlıklı bir haber bu. İnsanlar böyle iyi anaokullarının kapısında yatıyorlardı. İşte sabah 8'de 9'da ilk biz yazdıralım çocuğumuz diye öyle bir ...özel okulları yeni başlamıştı... ...ve işte onların ilkokuluna devam etsin çocuklar... ...oradan da iyi okullara girerler... ...İngilizce var filan gibi... ...o özel okul hikayesi yeni başlıyordu. Güzel ve habermiş o... ama. Güzel haberdi ve çok ilgilendiler bununla. ...yani aa ne kadar enteresan böyle miymiş filan diye... ...ben de yine abimin ablamın sayesinde... ...onların o esnada çocukları olduğu için... ...onlardan duymuştum. Tamam ben de bu nasıl haberi. diyecektim tamam. Her yerden olsun. haber kapmaya çalıştım <laughs> bir hafta falan... ...bunu çok beğendiler... ...ve ben hakikaten böyle 10-15 tane... farklı farklı yuvaya gidip farklı fikirler alıp çok uzun bir haber yazdım. Yani böyle 27 bin vuruş falan yani yaz yaz bitmiyor. Onu aldılar kısa falan ama beğendiler. Hiç unutmuyorum Gülay Göktürk bana şöyle dedi. Evet artık size daha çetrefil haberler yaptırabileceğiz sevse dedi. <laughs> ben de dedim ki kesinlikle öyle. Hiç düzeltmeyeceğim bile çünkü o kadar mutlu oldum ki. Ondan sonra da okulla birlikte haftada bir, iki haftada bir haberlerim çıktı hep aktüelde yani Amerika'ya gidene kadar çalıştım. Ne kadar büyük bir lütuf hemen girip Şiş, yani evet. o yaşlarda ama o dönemde buna imkan veriyordu Yani evet. bir şu hani yine ekonomiden girelim iyi para kötü parayı kovar mıydı o kuralın ismi? Yani Hı -hı. sen bir işi iyi yapıyorsan ben mesela sabahta onu hatırlarım. Altı aydır falan çalışıyorum ben bir şey oldu ve artık maaşa bağlama kararı verdiler. Tatlı aldım getirdim gazeteye falan dediler ki sen daha yeni mi alıyorsun çünkü hmm. o kadar kısa süre içerisinde ben işte renkli sayfalar o zaman çok yoktu Göbek kıncalı uluçun olduğu sayfalar ha. dördüncü sayfa editörlüğünü yapıyorum. Yani kötü yapıyorum ama sonra düzeltiyorlar öğretiyorlar birlikte yapıyoruz sana bir fırsat veriyorlardı evet. Işık gördüler mi yani Şunu arıyorlardı sanki antenleri açık olan. Tabii. Biraz böyle şehir hayatında neler olduğunu, neler yapıldığını çok da böyle değişimin hızlı olduğu yıllardı ya 90'lar özellikle. Tabii doğru. Her şey yeni geliyordu Türkiye'ye hmm. ve onu takip eden, antenleri açık, sokakta olan, arkadaşları olan yeni bir müzik, yeni bir akım, trend denirdi o zaman. Yeni bir trend, yeni bir mahalle, bu haberlere çok ihtiyaç duyuyorlardı ve bunu da doğru iyi bir Türkçeyle ve eğlenceli okutacak bir şekilde de kaleme alacak insan bulduklarında senin ve benim gibi anladığım kadarıyla hele ki bir sürü maaş vermeyecekleri tabii. de biri <laughs> bu daha da ne olsun artık kaymaklı ekmek kadayıfı. Gülay Göktürk galiba sosyete mi diyor sana? Bir şey diyor yani daha farklı olduğuna dair sen de şöyle anlatıyordun orada biraz daha hani sultan dans gelirler ya tabii, hani gazeteciler tabii, evet. bir eylem arkadaşıdır onlar. Daha doğru, çok doğru. E seni farklı görüyorlar sen öyle olmasan da tabii. sana öyle diyorlar değil tabii, mi? Tabii tabii yani öyle bir hani sosyetik durum falan böyle ben sosyetenin göz bebeği falan öyle bir şey yoktu zaten tabii ki. Zaten 19 yaş yani. yani zaten evet ay, o zaten okula gidiyorum geliyorum yani boş vakitlerimde falan öyle bir durum var. Ama herhangi sosyete ile ilgili bir dedikodu çıktığında bile bana soruyorlardı. <laughs> Bu doğru mu işte onun yalısını o satın almış falan. Ben de diyordum ki ne bileyim ben. Yani tamam benim de belli bir çevrem var. Halimiz vaktimiz yerinde ama yani yalı trafiğinde bilmiyorum. Sonra çok gülmüştük yani. Gülay Göktürk demişti ki koyunun olmadığı yerde geçiyor Abdurrahman Çevdiöz. Şey Kusura bakma güzel. aramızdaki en sosyetik sensin. Ne yapalım yani biz bilmiyoruz filan. Hatta şey şakaları vardı onların. Yani beni olduğumdan da böyle sosyetik ve siyasi konulardan bir haber falan gördükleri hmm. için... ...ya da genç olduğum için belki de haberim de yoktu <laughs> hakikaten 19-20 yaşında. Biraz daha da sterildim belki şu ana göre. İşte sonuçta Etiler'de yaşıyordum ve boğaz içine gidiyordum. Ve sonra bir anda Aktüel'e girdim. Bu hafta ne yapalım falan toplantıda konuşuluyor. Bir yandan diyorlar ki işte Batman'a biri gitsin orada bir olaylar var. Peki Gülse sende ne var? İşte ben de söylüyorum. Tekno diye bir müzik başladı ve beat per minute çok yüksek bir müzik bu ve enteresan bir şey. İlk defa trans müzik. Falan, Aa o neymiş? O neymiş diyorlar. Alever demişti ki Gülse'yi mi Batmana yollasak acaba? Ve hani orada Güneydoğu'yu iyi bilen bir arkadaş. Onu tekno kulübe yollayalım. Gülse'yi Batmana yollayalım. Ne olur acaba filan. Hatta şey şakasını yapmışlardı. Batman'a herhalde Batman burası mı diye gider filan gibi. Böyle çok acımasız şakalar da yapılıyordu bana. Hiç de O kadar memnunum ki halimden. Tabii yani. çok efsane bir kadro ve evet, düşünüyorum şanslı. neler yaptığını da o dergilerin. Yani biraz gusto kazandırmak belki insanları Hı -hı. ya da şehrin kültürünü anlatmak. böyle bir Ercan Irkılı şey... dergiciliğin duayeni olduğu için Allah rahmet eylesin çok da özlediğim biri. Onu da soracaktım ne hissediyorsun evet. nasıl biriydi diye. O bu işi çok iyi bildiği için aktüeli çok tatlı bir kombine formül yapmıştı. Yani Vanity Fair'le New York Times'ın hafta sonunu birleştirip hmm. içine biraz daha siyaset koyup daha hard haberleri daha yumuşak bir formülle verip daha soft haberleri daha ciddi bir sosyolojik psikolojik baza dayandırarak daha uzmanlara sorarak yani bu gençler neden trans müzik dinlemeye başladı filan bu zamanın ruhunda neyi açıklıyor bize gibi Öyle daha yumuşak haberlerde daha derinlere dalarak daha ağır daha sert konuları da daha yumuşak tatlı bir dille biraz şeker kaplayarak sunardı. Aktüeli aldığınız zaman herkes kendine göre bir hikaye bulurdu içinde. Herkes kendine göre bir haber bir röportaj bulurdu. Hem gündemi takip ederdiniz hem hard habercilik yaparlardı. Çok ilginç bir formüldü ve tabii ki çok iyi kalemler yazardı. Okuması da ayrı bir zevkli de olurdu yani haberle ilgilenmeseniz bile sadece üslubu takip ettiğiniz yazarlar da vardı. Kesinlikle o kadar güzel söyledin ki o üslub bazen lezzetinden o yazıyı okursun. Tabi sokak dergisi nokta dergisi oradan gelen kültür işte bahsettiğin Hı -hı. insanlar dergicilik kültürüyle böyle bir birikimle yapıyorlar. Aynı zamanda bir İstanbul dergisi de aktüel. İstanbul'un da nabzını güzel tutan bir dergiydi. O zaman da işte hatırlarsın 90'larda da İstanbul çok hızlı değişiyordu. Tabii, tabii. Mesela benim yaptığım ilk haberlerden biri Beyoğlu'nun yeni yüzüydü. İşte daha böyle pek girilmeyen, gitmeye cesaret edemediğimiz Beyoğlu çok kısa bir zaman içinde... ...bir sürü işte vejeteryan restoranlar, küçük barlar, tatlı kafeler falan açılmaya başladı. Ben de bir Beyoğlu haritası çıkarmıştım. Hatta o hafta Hayal Kahvesi açılıyordu. Yani Ve de. ben gittiğimde hatta bir bayram günüydü unutmuyorum. Babam da biraz kızmıştı artık bayram günde mi çıkıp çalışıyorsun falan diye. Üç gün sonra falan açılacaklardı. Camı tıklattım açtılar. Onlar anlattılar Hayal Kahvesi'nin işte böyle bir şey olacak. Müzik grupları gelecek vesaire diye. Onun ilk haberini işte yapmıştım filan İstanbul'un o değişiminde İstanbul'daki hayatın eğlence, kültür, sanat sosyal hayat vesairenin o değişimini takip etmeye çalışan muhabirlerden biri oldum ben aktüelde. Hakikaten benim için de çok önemli bir dergi bir dönem. Hatta arşivlerine bakmak bile bana çok keyif verir. Peki okuldasın, dergidesin. Sonra Kolombiya Üniversitesi. O geçiş nasıl oldu? Şöyle bir yüksek lisans Amerika'da yapmak zaten ben istiyordum. Hı hı. Ama dergide çalışıyorum belli ki bundan sonra artık hep gazetecilik yapacağım diye düşündüm fakat içimde de kaldı yani o oyunculuk vesaire sinema televizyon bölümlerine başvurdum ben şunu yapabilmek için yani belki yaptığım gazeteciliği televizyonda yaparım veya yine gazetecilik yaparım ama birazcık böyle sinema vesaireden de hevesimi almış olurum içimde kalmaz. Hı. Belki belgesel çekerim diye düşünüyordum. Ona çok hevesliydim. Belgesel seyretmeyi de o zaman da severdim. Şimdi de bayılırım. Ne yaparım tam karar vermeden aslında dedim ki ama ben bir Amerika'ya gideyim. New York'ta yaşamak istiyordum. Ve Kolombiya Üniversitesi'nden kabul gelince de büyük bir mutlulukla kalktım gittim. Kaç yaşındasın? 22-23 yani Hı. üniversiteyi bitirdim. Hı. Hatta o ara Kozmopolitan dergisi geliyordu. Ercan Bey de, yavrucuğum dedi gitme. Bak Kozmopolitan falan geliyor. Bu dergi piyasası çok canlanacak. Sende bir editör materyali var. O dergilerden birini çıkarırsın belki falan filan. Ama benim tabii aklım New York'ta. Bir de bütün arkadaşlarım da hep birlikte New York'a geçti. Biri NYU'da, biri Kolombiya'da falan. Hepimiz orada olacağız. Yani biraz da o arkadaş grubunu da takip ediyorum. Bir de Kolombiya Üniversitesi yani. yani. Canım. Dedim ki yok Ercan Bey yani mümkün değil. Ben yani kazandım orayı ve gideceğim. O da güzel ya çünkü dergiler, gazeteler insanı çeler yani değil mi? Böyle Evet içinde olmak istersen evet. bırakamazsın evet. bir girdin de evet. çıkamazsın. Ama şeyi düşündüm yani dönüşte hiç Bağlantın televizyonla, şey sinemayla hiç ilgili bir şey yapmasam bile... ...ben nasıl olsa gazetecilikte bir iş bulurum diye de bir garantim de oldu. Çünkü artık üç buçuk dört yıl çalışmıştım. Hatta bana Aktüel'deki bir bölümün editörlüğünü vermişlerdi artık. Şimdi düşünüyorum hala da telifliymişim editörlük yaparken. Amerika'ya gittim bu arada babamlara hep şey diye anlattım sinema televizyon okumaya gidiyorum televizyonda gazetecilik yapacağım onların hayalinde de şöyle bir şey var işte haftada bir bir haber programı yapar belki röportaj yapar işte ana haberi girer o zaman Defne Sami'yle Jülide Ateş falan anchor woman'dı ya belki onu hayal ettiler hani aa güzel Bak, gazetecilik de biliyor tabii Kolombiya'daki bölüm televizyonla hiç alakası yoktu tamamen sinema bölümüydü Senaryo yazarlığını esas orada öğrendim. İki yıl kaldım, yüksek lisansı bitirdim, geldim. Bir iki ay tatil yaptım. Gülay Göktürk'ün ve Aktüeldekiler'in sandığı gibi bir sistem yoktur bizim ailede. Gülsener de havuzda o bir, bir yıl dinlensin falan, yeni okulu bitti gibi falan hiç değildir. Annem babam hemen dedi ki evet ne yapıyorsun şimdi? Geldin, tatilini yaptın, dinlendiğini tahmin ediyoruz. Herhalde bir kariyer planlıyorsun kendine. Yani şey ATV Haber'e herhalde gidip bir başvururum falan. Gittim. Ercan Bey'e de söyledim. Ercan Bey oradan birilerine söyledi. Ali Kırca ile görüştüm. Ayşe Nur Arslan'la görüştüm. Tam o dönemler tabii. ATV haber çok iddialı, çok, en çok tabii. izlenen. Dediler ki muhabirlikle tabii ki başlayacaksın. Bize hani o aktüeldeki editörlüğün, yazarlığın falan bu başka bir şey. Hatta konunun yazarlıkla açıkçası hiç alakası yok. Bir süre ATV An Haber'de çalıştım. İşte haberlere gittim, koştum falan ama yani yazarlığın hakikaten televizyon muhabirliğiyle hiç alakası yok. Yani zaten saat altı buçukta haberden dönüyorsunuz 15-20 dakika içinde mümkün olduğu kadar kısa cümlelerle haberi özetleyeceksiniz, seslendireceksiniz. O belki ana haber bültenine girecek, belki girmeyecek. bir ay falan çalıştım. E tamam çok güzel orada da çok şey öğrendim. Ama sanki böyle benim çok katacağım bir şey de yok gibi geldi. Sadece zamanında bir yerde olman <laughs> gerekiyor muhabir olarak. Tabii ki onun da uzmanlığı, apayrı işte hazır cevap olacaksın. Kamera önünde hemen o hikayeyi anlatacaksın. Bende de o çok fazla yok. Hep yazmak istiyorum. Yani yazıp onu okumak istiyorum falan. Bu arada sabah kahvaltısı haberlerin dış haberler editörü kaçtı. <laughs> çok zor bir iş yani akşam 9 sabah 9 çalışmak. Bir 3-4 ayda orada çalıştım. Ercan Arıklı dedi ki ne var ne yok nasıl gidiyor bir gün binada karşılaştığımızda dedim ki Ercan Bey fena değil çok yorgunum <laughs> yani şu an işte sabah 9, 9 10 falan herhalde bir asansörde karşılaştık dedim ki siz şu an geliyorsunuz ya ben dedim şu an eve gidiyorum yani çünkü yeni bitti iş gündüz uyuyorum gece çalışıyorum dedim. E dedi yani nereye kadar böyle gidecek dedi. Valla bilmiyorum ama dergileri de özledim dedim. Nasıl yani dergiye döner misin dedi. Dedim seve seve. Meğer Esquire'da o esnada bir yayın yönetmeni arıyormuş. Erkek dergisi çıkarır mısın dedi. Dedim denerim. <laughs> birkaç hafta sonra ayrıldım sabah kahvaltısı haberlerinden ve Esquire'ı çıkartmak için bir ekip kurdum. İşte Amerika'dan tanıdığım birkaç arkadaşım, dergiciliğe meraklı, var olan ekip vesaire. Sonra çok uzun yıllar zaten dergi editörü oldum. Bir iki buçuk yıl falan Esquire'ı çıkarttım. Sonra Harper's Bazaar'ı çıkarttım. Sonra birkaç derginin o zamanlar grup editörlüğü diye bir şey vardı. İşte onu yaptım. Evet. Hep dergiçi oldum ta ki Gaga kadar. Peki Gaga nedir? Şimdi sen ismini de bize açıkla, formatını da Hı -hı. niye böyle diyorum? Yine bir dönem bizler biliyoruz. Çünkü o zaman çok az kanal var. Bunlar popüler yeni şeyler. Hepimiz izledik ama bir dönemde bilmiyorum. Benim onu. şansım kriz oldu. 2001 krizinden sonra çok para harcamak istemiyorlar dizilere, çok maliyetli program yapmak istemiyor ATV falan. ATV'nin iç yapımları bir formül bulmuş. Komik reklamlar olacak. O komik reklamların başında sonunda da onlarla ilgili şakalar yapacak. Daha doğrusu şakaları Cenk Durmazel yazacak. Cenk'le Erdem'in Cenk'i. Hmm. Bir tane de işte el yüzü düzgün, fena olmayan ve konuşabilen bir kadın sunucu istiyorlar oraya. Bu oyuncu olabilir, manken olabilir, başka birisi olabilir falan diye düşünmüşler. Bir anlatıcı istiyorlar. Sunucu değil de o arada birkaç derginin böyle yöneticisi gibiydim. Bir yandan da bir iki ay önce Sabah Gazetesi'nin pazar ekinde yazmaya başlamıştım. Tayfun Devecioğlu'nun teklifiyle. <laughs> o ekten gag ekibi görmüş benim yazıları. Demişler ki hani eğlenceli biri gibi. Bir gün böyle işten çıkıyorum. Benim hattım çaldı. Açtım dediler ki merhaba biz en alt kattan ATV'den arıyoruz. Çıkmadıysanız bir hemen bir 10 dakika inebilir misiniz bir şey konuşacağız. İndim aşağı bana bu teklifi yaptılar. Ben dedim ki ya çok teşekkür ederim ama ben hiç kamera önü düşünmüyorum. Böyle bir kameranın karşısında da bir şeyler anlatmak falan yani dedim benim mesleğim belli ben dergi editörüyüm. Belki bir gün daha da yükseleceğim burada belki bir gün belli bir yaşta dergilerin başına geçerim falan hani genel müdür olurum. Ben böyle bir kariyer düşünmüyorum ama dedim şimdi madem pazar ekinde eğlenceli yazılar yazıyorum bir deneme çekimi madem ısrar ediyorsunuz yapalım muhakkak çok komik şeyler olur muhakkak çok rezil olurum ben bunu gazeteye eğlenceli bir yazı olarak yazarım bana malzeme çıkar dedim. Hı hı. Bir iki gün sonra biz deneme çekimine girdik ben gerisini hatırlamıyorum bir hafta sonra filan yayındaydı. <laughs> o kadar acelesi vardı ki atv'nin ve o kadar bütçesi yoktu ki. Bir dekor yapıldı bir stüdyoya girdim ben Cenk Durmazel dedi ki benim tekstlerimi anlatıyor Gülse ama kendi şakaları da var bakın filan o kendisi yazar diye bana büyük bir kıyak yaptı büyük bir tatlılık yaptı dedi ki ben programın geri kalan tekstlerini şey yaparım reklamlarını tercüme ederim seslendiririm ama Gülse yazıyor dedi kız yani komik şeyler anlatıyor dedi o kendi anlatsın filan İlk bölümde işte 8 anons vardı dördünü ben dördünü Cenk yazmıştık. İkinci programdan sonra ben bütün anonsları kendim yazmaya başladım. Bir anda oldu hakikaten hatırlamıyorum. <laughs> yani bir uyanmışım aa ben ünlüydüm filan sokakta herkes aa çok gülüyoruz size filan diyordu. Ve o zamanlarda da toplam üç kanal olduğu için televizyonda. Bir de kriz zamanı sürekli işte tekrar koyuyorlar. Bu kadar kalabalık değildi televizyonlar bu kadar içerik de yoktu. Görünürlüğü de çok oldu Gag'ın. Gag'ın ismi nereden geliyor? Tamamen ekibin fikri güldüren anlık görüntüler diye bir açılım bulduk biz ona Hı -hı. sonra Hı -hı. onlar nedense böyle bir isme karar vermişti en başından işte gel diye böyle küçük gelgiler Hı -hı. yani küçük Hı -hı. hani şakalı küçük görüntüler gibi onun da Türkçesini işte sonra biz dedik ki bu nedir işte güldüren anlık görüntüler. Ben anladım ne zaman seni gördü mü? Çünkü Tayfun Devecioğlu'yla ben çalıştım sabahda. Tamam Ufuk Güldemir'den sonra o geldi. Hı -hı. Biz birlikte yeni binaya gittik. Nişantaşı'ndaki Sofa Oteli sabah oldu ya. Tabii. Oraya gittik ben oradan ayrılıp Milliyet'e yeniden hmm. Bağcılar'a. Hani tam şehre geldik derken. Tam Nişantaşı'nın <laughs> tadını çıkaracağız derken. Çıkaracağız dedik. Biz çok sevinmiştik ekip olarak. Yani iki de bir binadayız. Şehirden uzak gazete yapıyoruz. Şehirden uzak gazete mi yapılır olur olur işte Ayamama deresinin yanında diyorum ya modayı bile yandaki nehrin renginden anlıyoruz çünkü tekstil fabrikaları <laughs> evet, vardı var bu sene kırmızı olacak falan filan nasıl üzeniyoruz şehre gideceğiz falan ama bize yemek kartları verilmeye başlandı yemekhane yok tabii. teşvikiye kafeye gidiyorsun ilk iki gün tabii. çok güzel yiyorsun sonra simit. Ay sonu tabi simit <laughs> ve krem peynire bağlıyorduk sonra dergiler yan bir binadaydı karakol sokak evet, süsü orada bir daireye biz böyle tıkış tıkış bir girdik biz bir süre orada çalıştık falan filan. Öyle bayağı taşında da yer değiştirdik. Kaç kere? Ya o dönemden ne yıldızlar çıktı aslında düşünüyorum da yani hakikaten çok acayip isimler şimdi tanıdığımız. Benim evet. hemen ilk aklıma gelmeyen. Belki Gülse Birsel'le hani hepimiz onu mizah yazarı olarak tanıyoruz. İşte diziler, filmler, bambaşka konuşmalar yapmamız gerekirdi ama neredenleri? Bunu da konuşalım istedim. Evet, çünkü, çünkü o çok aslında önemli. Bunun bir... da böyle hiç konuşmamıştım dönem. daha evet. önce. Bir de o dönemi bilen, beraber aynı binada, aynı dönemde çalıştığım biriyle konuşmak da çok zevkli. Onun için Galiba uzattım da biraz susmuyorum ama. Çok güzel ama. oldu. Ödül törenine yetiştirmek istiyorum seni. <laughs> Onun için biraz da bu... Komedi yazarlığına girelim. Şimdi Hı -hı. sen okullususun bir de bu işin yani, senaryonun evet. Senaryonun okullu olmak ne kattı? Çünkü pek çok insan o okullara gidiyor. Ben de mesela hani yurt dışında da senaryo okudum ama sor bana bir şey yazabilir misin? <laughs> Yazamam herhalde ama tabii çok şey kattı Muhakkak bana. Muhakkak yazarsın. Yani çok şey öğrendim. Çünkü belki hayatında hiç yazı yazmamış. Sadece senaryo okumuş. Biri için çok çok daha zor ama şu bence daha bile kolay. Yani hiç senaryo okumamış olsaydım bile hayat boyu yazarlık yaptığın için zaten bir başka türe geçmek yani romandan senaryoya gazetecilikten senaryoya bence kalemi işlek ve çok hızlı yazmaya gazetecilikteki gibi tabii, tabii. deadline bilen Türkçesi işlek bizler gibi insanlar için senaryo okumamış olsan bile iyi bir film izleyicisiysen iyi bir dizi izleyicisiysen belki o eğitime bile çok gerek olmayabilir. Evet bana çok faydası oldu. Neden faydası oldu? İki yıl boyunca sürekli senaryo yazdım. O Kesin. egzersizi yapmak zorunda kaldım. Hmm. Ama yani elim kalem tutmasaydı, o gazeteciliği yapmasaydım yıllarca her hafta 7 bin, 8 bin, 10 bin vuruş bir yazıyı okuyucunun ilgisini sürekli diri tutarak yazmak zorunda kalmasaydım. işte şakasıyla, neşesiyle bir ortamı anlatırken oradaki ilginç detaylarıyla onu yapmak zorunda kalmasaydım senaryoda çok zorlanırdım. Okulun bana kattığı yazı yazmayı öğretmek olmadı başka bir formatta egzersiz yaptırmak oldu aslında. Hmm, çok güzel bir şey söyledin. Bir de şimdi gazetecilik mevzunu uzun konuştuk ya ben de bu kadar iyi bilmiyordum. İşte o ilk girdiğin günler, hatta ilk haberin. Şunu da anlıyorum ben mesela. Sana çok sık sorulmuş. Hı -hı. Bakarken röportajlarında gördüm. Oradan mı besleniyorsunuz? Buradan mı Hı -hı. sokaktan mı kapıyorsunuz? Markette mi görüyorsunuz o insanları falan? Hı -hı. Gazeteci gözü biraz evet. öyle bir şey Değil ya. Mi? Yani televizyonda bir şey izlerken de onu Tabii. kapıyor. Ne Neyin haber olacağını biliyor. Kesinlikle. Masa başında oturup üç gün çekim de yapsan öyle Kesinlikle. bir insan oluyorsun. Her şeyi öyle bakıyorsun. İster istemez hayatını öyle yaşıyorsun. Tabii. Bir restorana gidiyorsun. Herkes orada işte sadece yemeğin tadıyla ve sohbetle ilgileniyor. Bizim gibi insanların her zaman antenleri açık. Etrafa bakıyorsun kimler geldi, hangi masada ne konuşuluyor. Dekorasyon nasıl, insanlar ne yemeği içmeye başlamış, şakalar hangi konuda filan. O artık böyle bir refleks neredeyse gibi. refleks olmuş. İster istemez ve o bir yerden bir şaka olarak bir hikaye olarak çıkıyor. O egzersizim olmasaydı yıllarca her hafta bir şey bulup o gözle bakıp toplantı masasına getirip 15-20 hikaye işte şurada da şu oluyor burada da bu oluyor bu konu çok konuşuluyor veya bu benim ilgimi çekiyor bu konuda bir şey yapalım mı deme egzersizi olmasaydı ben her hafta diziye 4-5 farklı hikaye bulma temposunu da hiç yakalayamazdım hmm, gibi geliyor. Hmm. Komedi yazmak zaten zor. Ama 20-25 dakikalık komediyle 65 dakikalık ya da 90 180 ya da 180 oldu evet. Şaka. <laughs> 180 yazdım. 180 of. yazmışlığım ya var. Öyle bir komediyi yazmak bambaşka bir matematik senaryoyu bilsen de çünkü bir ritmi var zamanlaması Tabii. var değil mi? Yani bütün herhalde Amerika'daki ya da İngiltere'deki Avrupa diyelim ona Hı -hı. örneklerinden farklı evet. diye düşünüyorum. Şöyle ilk başladığımızda aslında çok İngiliz formatına yakında 45 dakikalık komediler yapıyorduk biz. O çok da ideal bir formüldü. Bir saate kadar ben tamamım. 45 dakika bir saat çok da zor bir formül değil komedide. Ki İngiliz komedileri de 40 dakika olanı vardır, 45 olanı vardır, 30 dakika olanı vardır. Amerikalar daha kısadır işte 27-28 dakika falan. BBC'de mesela komediler 45 dakika, dramalar bir saattir. Onun için biz ilk başladığımızda Avrupa yakasında oldukça uluslararası standartlara yakın bir formüldü. Ben en son Jet Society'yi bitirdiğimde 170-180 dakikada bitirdim. Zaten 100 dakikadan sonrasını pek hatırlamıyorum. Yalan, dünyada bir 100-110 dakikaya çıktı diziler. Ondan sonra ben hayal meyal artık senaryoları yazmaya başladım filan. Şöyle bir matematiği elbette var. Benim 170-160 dakika yazabilmemin tek sebebi kurbağa deneyindeki gibi yavaş yavaş kaynamam. Yani yoksa bana deselerdi ki merhaba, sizden bir sitcom istiyoruz ve bu 160 dakika olacak. Ben derdim ki sevgili arkadaşlar Böyle bir şey yok dünyada yapamayız. 45 dakikayla başlayıp 50, 60, 65, bu sene 70, gelecek sene 82'ye çıktı. Hadi bir 85 verin. Yavaş yavaş yıllar içinde uzadığı için ben de yavaş yavaş daha çok hikaye koymaya, püf noktalarını kendi kendime uydurmaya, başka bir karakter sokmaya, işte bir flashback sahnesi koymak, bir rüya sekansı ile orayı renklendirmek, sonra bir müzikal konuk almak falan gibi numaraları yavaş yavaş icat etme ve yapmaya başladım. Ama bir noktadan sonra artık fiziksel olarak yapılamayacak bir duruma geldiği için artık dijitale dizi yapacağım. Yani ya. televizyonların kuralı eski yönde değişmediği sürece. Hmm. Disney Plus'a yapacağın işler onlar kaç dakika olacak? Belli mi onlar? E onlar 45-50 dakikalık hmm. diziler olacak pek çok seninle o dönemde çalışmış oyuncuyu da dinleyince Gülse bize alan bırakıyordu diyorlar. Belki biraz onları da onların yeteneklerini de alan bıraktığın için de belki her şeyi motomot da yazmıyordum bilemiyorum ama nasıl oluyordu? Çok motomot yazıyordum Yazıyor açıkçası. Hmm. Daha doğrusu mesela atanın bana bazı ısmarlamaları oluyordu. Ha, ya güzel. cebimde şöyle bir tipleme var. Bunu bana bir yazsana diye Avrupa yakasında. Ben onu işte atanın bir yerde gidip kendine başka bir olarak tanıtıp yaptığı bir kitap yazıyor mesela bir, evet bir şey dolandırıcılığın o. formülü olarak yazıyor onların altı Onun kitabı buluyor o. onların parçalarından bir kitap yazıyor evet. ondan sonra röportajlar Neydi? vermeye yaz başlıyor. diyeti imparatorluğunda aşk ve gururun kara göz oyunları Şahane bir kitabı isim. evet çünkü kütüphanede onlar varmış aşk ve gurur karagöz oyunları yaz diyeti filan oralardan parça pinçik mesela birinci sezon Avrupa yakasında işte Atabi şarkı yarışmasına katılır Önce kendi gibi katılıyor ve herkes diyor ki ya senin bir hikayen yok. O zamanlarda da işte bu popstar yarışmalarında daha karanlık bir geçmişten, daha fakir bir mahalleden, yokluktan falan gelince daha ilginç buluyordu insanlar o şarkıcı adayını. Atada yani Volkan Sütçüoğlu da sonuçta Nişantaşı'nda doğmuş, orada büyümüş, gayet hali vakti yerinde ailesi olan sorunsuz bir genç olarak hiç şansını görmüyor o yarışmalarda. Kendine Ayhan diye bir karakter uyduruyor. Ata demişti ki yarı küçük Emrah gibi böyle ona benzeyen ama böyle konuşan bir karakter var cebimde bunu nerede kullanırız? Ben de dedim ki popstar yarışmasına girer ve kendini acılar çekmiş, fakirlik çekmiş biri olarak tanıtır Volkan ve yarışmada büyük sükse yapar. Aslı da mücevherlerini takar, giyinir, süslenir onu patlatmak için yarışmaya gelip der ki evet biz Nişantaşı'nda oturuyoruz abim çok çakacıdır falan filan. Böyle paslaştığımız çok oluyordu. Doğaçlamaya pek sitcom izin vermez çünkü ritmi hmm. gider sahnenin bir sonraki laf uymaz yani çok böyle matematik gittiği için ama tabii benim elimde iyi şarkı söyleyebilen bir oyuncu varsa o şarkı söyler <laughs> akordiyon çalabilen biri varsa o muhakkak bir yerde akordiyonlu bir şey yazarım mesela yılbaşı gecesinde İrem Sak darbuka çalabilir misin dedim çünkü müziğe ihtiyacımız var filmde dedi ki çalarım tabii ki kolay dedi bir de dedi ben çerkezim ya biliyorsun akordiyon çalabiliyorum ben dedi Dedim tamam kapat çok teşekkür ederim ben biliyorum ne yazacağımı. Böyle ekstra yetenekler vesaire olunca insanın elinde yani zaten komedide kullanmadan edemiyorsunuz. Mesela Füsun Demirel'in uykusunda İtalyanca öğrendiği bir bölüm vardır yalan dünyada. Çünkü Füsun Demirel İtalyan Lisesi'nden orada okumuş İtalya'da bir süre kalmış biri. Ama orada gayet Alaturka bir anneyi oynuyor. Bu kadının birdenbire İtalyanca konuşmaya başlaması benim için çok eğlenceli bir malzeme. Ben de bunu bir hikayeye döktüm filan. Öyle de sette olmak, oyuncularla birlikte oynamak, beraber çalışmak çok komediye katkı getiriyor. Senaristin elini rahatlatıyor. Bir anda bir hikaye çıkıyor ortaya sette sohbet ederken. Onun için çok da iyi oyuncularla Abi, çalıştığım kaçmış. için başından beri hikayeyi o açıdan çok faydası oldu oyuncuların. Peki sen yazıyorsun aynı zamanda oynuyorsun. Motomot da gerektiriyor biraz. Biraz evet. Onları izlerken ya da onlarla birebir diyalogdayken onların sözlerini takip ediyor musun? ediyorsun evet. Onun içinde bazen kendi oyununa konsantre olamadığında oluyor. <laughs> hmm. Şimdi tekrar dönüp seyrettiğimde bakıyorum çoğu dizide biraz jet sosyete de değişti bu. Çünkü daha kendime biraz performans alanı yazdım sonunda. Hmm. Öteki dizilerde en aklı başında ve en sıradan lafları söyleyen benim. Çünkü hiçbir oyuncuya ayıp olmasın istiyorum. Herkese bir şaka yazılsın. Hiç kimse sahnede böyle boş durup sadece gereken lafları söylemesin. Hmm. Ve hani bir alanı olsun, herkesin bir performans alanı, bir esprisi bir bir şeysi. En kötü replikler hep benimdir dizilerde böyle. Öyle mi diyorsun? Peki e, o saatte sen geldiğinde o ne yapıyordu falan gibi böyle. Yani hiç Sadece hikayenin kurulmasına ve bilgiye yönelik replikler hep benimdir. Bir de gerçekten herkes senaryoya uyuyor mu? O lafını unuttu mu? Heh, Bakalım şu an acaba kim kime pas atacak? eyvah o laf unutuldu şimdi keseceğiz filan demekten genelde oyuncuların ağızlarına bakarak rol yaptığım bir gözümün rejide olduğu filan çok sahne görüyorum şimdi geri dönüp bir seyrettiğimde dizileri. Bildiğin yani... için görüyorsun belki ben seyretsem görmem onu ama evet. ben onu içsel olarak merak ettim. Ama yani ben nasıl oynarsam oynayayım zaten kurtarır çünkü benim laflar zaten önemli değil ben şöyle bir etrafı seyredeyim. Herkes ne yapıyor <laughs> gibi öyle bir hafif bir balık gözlü durumum var. Ama şeydeyken öyle öyledir ya yaptığın iş mesela yayın yönetmenisin gazetede ya da dergide muhabirin bir haberi Tamamlayamıyor ya da onun haberi yok ama manşet olacak ya da kapak Hı -hı. olacak bir şey lazım. Bazen o haber, o bilgi sendedir ona verirsin. Tabii Ya Yani hani Tabii kendini ki. gittikçe geriye çekersin. Tabii o ki. geriye çekmecilik zaten bizim dönem gazetelerde çok vardır <laughs> Doğru. ya. Başkasının editörlüğünü yapmak, başkasının Tabii yazısını ki. düzeltmek, Tabii ki. parlatmak her türlü neler, şey. Neler, ama evet. o güzel bir disiplin katıyor. Başkasını parlatma, başkasını evet. yıldızlaştırma, e, kendini çünkü geriye çekme e, 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 disiplini. Kaderimiz birlikte. Evet ve yani hmm, çok güzel. Çıkan evet. sonuç iyi ise hepimiz için iyi. Evet. Ben kendi performansıma bakayım diye Hı -hı. çıkarsanız o iş hemen batar zaten Hı -hı. üçüncü bölümde. Hı -hı. E, bir de güzel bir kadro kurulmuş baştan değil mi? Mesela Ata Demireri sen Korsan TV'den biliyorsun Ata çünkü bunu anlattı. Hı -hı. Yani biz birbirimizle böyle bir mesajlaşmıştık, evet, övgüleşmiştik. Ben gagı gibi. yapıyordum, o evet. da Korsan TV'yi yapıyor. Evet, evet. Biz PT3 gençleriydik, <gülüyor> <gülüyor> 11'de televizyona çıkabilen ancak eğlence programlarının gençleriydik yetenekli, esprili gençler olarak. Evet o zaman da maille haberleşiliyor. Atadan bir tebrik maili gelmişti bana. Ben de ona karşı tebrik maili atmıştım. Ama bu kadardı muhabbetimiz. Sonra Avrupa yakasını yazmaya başladım işte. Ben Gazan Özcan ilk kabul eden oyuncuydu. Ondan sonra da işçi diye binince Ata'ya rolü teklif ettik. Ata reddetti Avrupa yakasını çok riskli gördü televizyon dizisini. Kaldı ki ben de öyle görüyordum aslında. Yani ne işimiz var bizim televizyon dizisi? Nereden çıktı bu şimdi? Neyse bir on bölüm gideriz. İlginç bir tecrübe olur falan gibi girdik Avrupa yakasına. Biri mi sana teklif etti sen mi önerdin ama? Şöyle oldu. Ben önce bir dizide oynadım. Ha doğru. Kimsenin hatırlamadığı bir evet olan. bir ol güven dizisinde iki bölüm oynadım. Hmm. Orada da baktım bir komedi senaryosuna ihtiyaç var seviliyor fakat çok iyi yazabilen az. Tahayyül ettiğim kadar zor işler olmadığını, doğru düzgün bir şey yazdığınızda onun televizyonda yer bulabileceğini anladım. Sinan Çetin ve Plato film daha doğrusu beni bir gün aradı. Ben gag yaparken dediler ki siz meğer misiniz? Bir röportajınızı okuduk yine gazeteciler sayesinde <laughs> başıma gelen bir şey. İşte bizim bir filmimiz var. Filmin senaryosu çok dağınık bir bölümü çekildi. Acaba siz bunun matematiğini tekrar kurabilir misiniz? Çünkü biz bu filmi bitirmek istiyoruz dediler. Ben de dedim ki ya çok sevindim çünkü ben senaristim ve hakikaten de biliyorum bu işin mühendisini ama daha önce böyle bir teklif gelmemişti. Gittim görüştük işte filmi aldım ben çekilenleri aldım senaryoyu aldım ve puzzle gibi filmi böyle bir araya getirdim. Başrolünde de Sinan Çetin oynuyordu filmin bu arada. Daryl Hannah var filmde ah, aa, filan neler tamam, neler. Değil, değil. Sonra Sinan çok güzel yazmışsın dedi. Ama dedi beni bu filmden çıkart, ben oynamayayım dedi. Ben dedim ki artık bu kadarını da yapamam <laughs> çünkü başrol sensin, yarısı çekilmiş filmin. Ben dedim size bir sitcom yazayım mı? Sinan dedi ki yaz. Harika fikir. Vay. Sonra böyle ben oldu. de ciddiye aldım, yazdım. Üç bölüm Avrupa yakası yazdım, götürdüm. Dedim hazır senaryo ne hazır dedi. Dedim işte hani sitcom yaz dediniz ya siz bana. Ben yazdım dedim. İsmi ilk günden Avrupa yakası. Avrupa yakasıydı. Onu bir gece evde buldum. Hani müthiş de dikkat çekici bir isim de değildi. Hatta kanal önce pek sevmedi. Böyle dedi daha dedi hani canım kardeşim falan öyle bir şey olsa dedi daha sıcak bir şey olsa böyle Avrupa yakası hani bilemem ama yani istiyorsan peki falan dediler. Sinan dedi ki sitcom mu çekiyoruz biz E peki olur yani filan dedi ama çok da böyle heveslenmedi. Çünkü Plato Film de televizyona iş yapan bir şirket değil sinema <laughs> filmi çekiyor. ATV'ye de götürdüm ben senaryoları. ATV'de beni seviyor çünkü Gak çok ucuz ve çok iyi reyting yapıyor. Neredeyse bana bir iyilik bir tatlılık olarak birkaç günleri de boş. Kris hala biraz devam ediyor. Dediler ki yapalım ama bu tutacak bir şey değil. Ama bütçede çok az yani çok küçük bir bütçe olur dediler. Öyle başladık gerçekten çok küçük bir stüdyoda bir tane dekor yapıldı önce salon ofis yapıldı. Bir de muhallebici olarak kullandığımız hmm. yer aslında setin yemekhanesi. Aha. Yani yemeği yiyip oradan çıkıyoruz toparlıyorlar muhallebici sahnelerini orada çekiyoruz. Çok küçük bir aslında reklam filmlerinin çekildiği Taksim'de bir stüdyoydu orası. Sonra tabii orada başka alanlar açıldı. Marango sahneye dekor yapıldı. Her alanını kullandık oranın artık. Odalarını, modalarını sürekli her hafta dekor değiştiriyorduk. Avrupa yakası öyle bir hadi bakalım bir eğlence olur bize diye başladığımız bir iştir. Çok acayip ben o sene Türkiye'de değildim patladığı ve yürüdüğü sene. Hı -hı. Kimle konuşsam diziden bir replik. <laughs> Aslında şehirli işler bizde çok da tutmuyor gibi ya ya da çok da tabii, görmüyoruz. Tabii. O yani... zaman ATV de öyle dedi. Çünkü Asmalı konak, konak, konak dönemiydi bu Hı -hı. ve dediler ki yani bir çatışma yok, Hı -hı. büyük bir aşk yok. Sert bir baba, bir konak, bir köyken çatışması, çok AB grubu ve tutmaz ama tamam koyalım dediler. Meğer ihtiyaç varmış şehir e, hikayesine. Bir de kendimizle de dalga geçiyoruz ya izlerken yani çevremiz öyle. Hani bakıyorsun LinkedIn'de herkes şirketinin CEO'su, kurucusu ne tek kişilik bir evinde oturuyor <laughs> tamam mı? Ya da ne bileyim sürekli her şeyin kursuna gitme merakımız. E şimdi güzelleşme merakı ya da diyet merakları. Şunlar bunlar her gün yeni bir şey hayatımıza katılıyor. Kendi kendimize dalga geçerek onları da yapıyoruz hmm. aslında falan. Hmm. Şimdi kendimiz dalga geçerken şehirliler bir de şehirli olmayanlar da bununla dalga geçiyor bir Hı -hı. ortak küme var. Herkes izledi. Hı -hı. Konuştuğum insanlardan biri şöyle bir analiz yaptı. Belki de toplumda daha bir ortaklaşma vardı. Şimdi bugünün nasılını konuşurken arkadaşım da dedi ki ya şimdi ya Şafak Sezer ya gibi o kadar koptuk ki hani Hı -hı. bölündük ki dedi. Şimdi bir Avrupa yakasında birleşmek, yeni bir Avrupa yakasında belki daha zordur diye bir şey attı ortaya. Bilmiyorum. Hı -hı. Hani sen ne düşünürsün ama tam da dönemine denk gelmiş diye de konuştuk da biraz. Olabilir da. ama dönem içinde de aslında değişti de Avrupa Yakası. Yani altı yıl Tabii. süren evet, bir dizi. Doğru. Yani ülkedeki değişimlerden de birebir etkilendi. Hmm. Sonra mesela Yalan Dünya biraz daha karanlık, biraz daha morali bozuk bir dizidir Avrupa Yakasına göre. Avrupa Yakası şeker gibidir çünkü. Herkes iyidir, herkes tatlıdır. <laughs> Aile birbirini çok sever, arkadaşlar birbirini çok sever. Yani kötü adamımız Burhan Altıntop kadar tatlı bir insan. Yani o kadar tatlı pembe ümitli bir dünyada gelecekten ümit ettiğimiz bir dünyada geçer Avrupa yakası. Sonra mesela yalan dünya bir çıt daha karanlıktır. Aile Avrupa yakasındaki aile kadar düzgün fonksiyonlu bir aile değildir. İşte Olgun Şimşek'in oynadığı karakter karısını aldatmaktadır. Oğulları Orçun Aslı Volkan gibi neredeyse mükemmele yakın çocuk değildir. Sıkıntıları vardır İşte anne ona göredir falan filan. Yanlarındaki oyuncuları çok sevmezler. Yani ülkedeki o kutuplaşmanın ufak ufak başladığı artık dönemdir o. Ve acaba onlar aynı balkonu paylaşarak birbirleriyle iyi geçinerek aynı anda var olmaya devam edebilecekler mi hikayesidir yalan dünya? İnsan başta böyle kurmuyor hikayeleri. Daha içgüdüsel bakıyorsun. Şimdi burada evet. röportajımızın <laughs> ikinci gününe geçiyoruz. Evet. Bir nehir söyleşiye dönüşüyor yavaş yavaş bence. Bu <laughs> kitabı bile çıkar diye düşünüyorum. Kesinlikle uzun uzun konuşurken, <laughs> muhabbet ederken, vay be neler varmış derken. Evet. Saatler saatler geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> buraya gelmişiz. Storytel ofisinde başladık. Evet. Gülse Birsel ödül alacaktı. Sonra hmm. baktık bayağı muhabbet etmişiz. Evet. Ödül saatine gelmişiz. Çekimi bıraktık. Bugün bizim evde devam ediyoruz. Güzel. Arada buluşalım böyle, konuşalım. Konuşalım. Komedi nasıl yapılıyor? Bunun formülleri nedir? Ben öğrenmeye çalışayım. Hı -hı. Şimdi de onun devam sorusunu da sorayım hatta. Hı -hı. Komedi yazmak için biraz mutlu mu olmak gerekiyor? Hı -hı. şart mıdır? Ya şart mıdır bilmiyorum ama ben e, keyifli zamanlarımda daha rahat yazıyorum. Hı -hı. Ama şöyle de bir şey vardır ya hep babamın öldüğü gün o akşam sahneye çıktım filan. E, babanın öldüğü gün mümkünse zaten sahneye çık olabilecek en iyi şifa muhtemelen. Çok keyifsiz bir gününde bile insanın senaryo yazmak veya sete gidip oynamak çok iyi geliyor. Çünkü aslında başka bir gerçekliğe geçiyorsunuz ya da hayali karakterlerin dünyasına dalıyorsunuz ve çok iyi geliyor. Ama evet biraz daha keyifli, neşeli, yüksek, işte işin geri dönüşü iyiyse onun da bir enerjisiyle bu hafta daha da iyisini yazıyoruz. Hadi bakalım filan. ...gücü daha kolay yazdırıyor insana komediyi. Gazanfer Özcan'ın vefatından sonraki 12 bölüm çok zor olmuş zordu, değil Zordu, çok zordu. <laughs> Teknik olarak da çok zordu. Çünkü Hümeyra da diziden ayrılmıştı. Yani Hümeyra da yoktu o yıl zaten. Ve böyle bir aile komedisinde tabii ki anne babanın olması lazım. Anne o sene yok. İşte idare ettim yani Dilber hala geliyor gidiyor falan... ...öyle bir karakter soktum. Ama Gazanfer Bey'i de kaybettik... O zaman yepyeni bir formül bulmak durumunda kaldım. Aslında dizinin bitme sebeplerinden bir... ...Gazanfer Bey'i kaybetmemizin de etkisi olmuştur o kararda. Hı hı. Bizim de keyfimiz kaçtı. Diziden ayrılmak başka bir şey. Neşeli bir sebebi olabilir veya işte sıkılmış olabilir oyuncu. Ama birini kaybetmek gerçekten ağır geldi. Hele ki Gazanfer Bey'i. Ama devam etmemiz de lazım. 12 ya da 13 bölüm vardı. Gönül Hanım'ı dedim oynar mısınız... Demin anlattığım yani baban öldüğünde mümkünse sahneye çık hikayesini orada da gördüm. Gönül Hanım sonra dedi ki bana o kadar iyi geldi ki Gazanfer'in kaybından sonra hemen bir 10-15 gün içinde sete girmek zorunda kalmak karakteri çalışmak sette olmak kalabalıkta olmak yani ona da çok iyi gelmiş bize de çok iyi geldi sanki Gazanfer Bey de bizle gibi de hissettik hmm. biraz Gönül Hanım olunca. Emüfik Kenter'de onun eşini oynadı. Tabii Onu de. da kaçırmamış oldum. Yani çok çalışmak istediğim bir oyuncuydu ve şahane Türk tiyatro tarihinin bir parçası. Müşfik Kenter ve Gönül kabul ettiler ve böyle şahane bir şey yaptılar. Allah rahmet eylesin ikisine de. Ve o bizim hikayemizdeki anne baba rolüne geçti birazcık. Yani Makbule ile Tolga Şevi'nin oynadığı karakterin Sacit'in annesi babası gelip biraz biz çocuklara büyüklük yaptı gibi oldu. Son 12-13 bölüm o aile sıcaklığını yitirmeden devam etti. Bir de sen aile komedisi seviyorsun sanki değil mi? Aile arasında var. Seviyorum. Ne bileyim, dizilerde evet, mutlaka evet. bir aile var, komşular var. O evet. da bir aile çünkü. Evet aile yazmayı seviyorum ben ama galiba ailenin olmadığı çok hikayede yok Türkiye'de. Yani bir grup arkadaşın bir evde yaşadığı... Friends. Yani öyle çok az hikaye var bizde. <laughs> Diyelim ki hakları alındı ve Friends'i adapte ediyoruz. Muhakkak oradaki oyuncuların anne babalarına daha çok rol yazılır. Onlar daha çok o eve gelir giderler. Rossla kız kardeşinin annesinin babasını daha sık görürüz ve seyirci daha da çok görmek ister onları. Bu altı kişi komşu dairelerde beraber yaşıyor ama bunların anne babaları kim aileleri buna ne tepki verecek falan diye o hikayeyi arar seyirci bence bizde. Bizde bir de o çatışmalara rağmen bir arada kalan şey genellikle aile oluyor ya her evet. türlü şey yaşanıyor ama yine de bir arada kalıyorsun. Peki buradan çok şöhret de çıktı. Yani hmm. daha az bildiğimiz insanları daha çok bildik. Hüseyin Çağlaya da şöyle bir şey sormuştum: Sen artık bir karar vericisinde, senin defilene çıkardığın insanlar başka bir yere de geliyor olabilir. Yani bir partiye gittiğinde sana o tip bir ilgi de görüyor musun? Ya dedim, biraz komik oluyor ama görüyor. Kadınlar geliyorlar, biraz kendilerini <laughs> göstermeye çalışıyorlar. <laughs> Sen öyle şeyler yaşar mısın? Yaşıyorum. Hmm. Aslında ben o role kim en uygunsa onu bulmaya çalışıyorum. Yani hmm. hayalimdeki sese tavra yüz. Size kim en yakınsa onu bulmaya çalışıyorum... ...bu bazen ünlü bir oyuncu oluyor... ...çok cuk oturuyor kafama... ...bazen de hakikaten daha önce... ...televizyonda veya perdede seyretmediğimiz... ...mesela Gupse gibi... Hı -hı. ...daha önce hayatında hiç oyunculuk yapmamış... ...biri bile olabiliyor. Öyle miydi o zaman? Evet, bu tabii çok ender olan bir şey... Evet. ...mesela Yalan Dünya'da zerrini oynayan... ...şimdi Yılbaşı Gecesi'nde Şükran karakterini oynayan... Hı -hı. ...Derya Karadaş da sadece tiyatro yapmıştı... ...ve Müjdat Gezen'in okulunda hocalık yapıyordu... Bir televizyon veya herhangi bir kamera tecrübesi yoktu. Gupse ise hiçbir alanda oyunculuk yapmamıştı. Yani tiyatro, sinema, televizyon hiçbir konuda. Çok şaşırdım ee, bilmiyordum. İnternete ne güzel. skeçler çekmişti böyle birkaç hmm. tane ama ben o skeçleri görmeden seyrettim Gupse'nin audition'ını. Dedim ki lütfen lütfen bu kız, bu hayat bu kız. <laughs> İtiraz ettiler. Dediler ki hiç oyunculuk yapmamış. Yani çok zorlanırız. Belki ezber yapamayacak, belki oyun alamayacak. Yani evet çok enerjisi yüksek, tatlı bir kız ama yani ben ses rengini çok sevdim. Hızlı konuşmasını, o bazı konuşmaların anlaşılmaması falan çok hoşuma gitti Ondur hayat için. Bir daha çağırdık, bir daha çağırdık. Bir tanesinde dedik ki yani ezber yapıp gel, okuma, karşılıklı oynayalım. Onda bir çok heyecanlandı. Hatta yönetmenimiz dedi ki Cale Ata Bey Gülseciğim çok risk. Ben dedim ki tamam ben alıyorum bu riski kısa kısa yazacağım gerekirse veya yani bir süre sonra baktık hiç olmuyor Nur Hayat'ı senaryodan yavaş yavaş Hı -hı. böyle azaltırız çıkartırız başka bir çatışma buluruz falan filan ama tabii kan kırmızı çıktı kız ve e, dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri olmakla kalmayıp sonra da kariyerini çok tabii şahane bir şekilde devam şahane Türkiye'nin %60'ı, %70'i ya yazar ya oyuncu olmak istiyor gibi ya da hissediyorum şair. ben. <laughs> Şairlik de olabilir. Onlar bana gelmiyor ama. <laughs> ee, belki de benimki algıda seçicilik. Karşılaştığım insanların ya aklında bir senaryo fikri var. Ve onu bana okutmak istiyorlar. Ve ben prensip olarak senaryo almam. Okumam. Çok yakın bir iki arkadaşım dışında hiç asla okuyup fikir söylemem. Birincisi çok vakit alan bir şey. İkincisi... O kadar kişisel bir şey ki yazarlık. Muhtemelen yanlış yönlendiririm. Yani dedim ki burada şöyle yapsan çok iyi olur. Ya e, o benim tercihim. Orada yazarın yapabileceği yüz tane tercih var. Hı hı. Yanlış yönlendirmek de istemem. Çok yakın arkadaşlarım, işte en başında mesela Bartu'nun bir senaryosunu okumuştum, Deniz Cengiz'in bir senaryosunu şöyle bir okudum, bir şeyler söyledim. Yani böyle çok yakın birkaç kişi dışında. Onlara da teknik bildiğim kadarıyla bir iki bir şey söylemişimdir. Yani işte birinci perdeyi biraz daha kısa mı tutsan. Ya ikinci bölümde çok güzel olaylar oluyor. Acaba bunu birinci bölümde daha böyle bir dikkat çekici bir bölüm mü olsa bölüm gibi. Onun dışında senaryo asla okumuyorum. Çünkü işte senaryo doktoru adı verilen veya dramaturk çok insan var. Ben öyle biri değilim. Ben kafama göre, hayal gücüme göre yazıyorum. Muhtemelen yanlış yönlendiririm. Ama bana gelen çok insanın senaryosu var ya da bir senaryo fikri var ya da oyuncu olmak istiyor ya da daha önce lisede bir yerde oyunculuk yapmış ve diyor ki aklımda harika bir tip var onu bir sizin dizinizde bir oynamak istiyorum. Belki bir kısmı da çok çok kıymetli performanslar ve çok kıymetli senaryolardır. Ama ben onun için sanki doğru insan değilim. Hmm. Bir de ekip çalışması yapmıyorsun değil mi bu senaryoyu Yok, yazarken? Yok tek, tek başıma yazıyorum. Evet. Onun bir nedeni var mı? Çünkü bu senaryolarda dizilerde paylaşımı gibi yapıyorlar insanlar. Komedi de biraz zor gibi herhalde. Mesela Yılmaz da tek başına yazıyor. Hmm. Cem nasıl yazıyor? Galiba o biraz abisiyle daha paslaşarak yazıyor filan ama ben onu çok tahayyül edemiyorum nasıl yapılır. Bir de çok vakit yani dizide filan onu yapmak. Zaten hani 6-7 kişiysen sen toplanana kadar zaten birkaç saat <laughs> İstanbul'da. Ben birkaç saatte zaten bir 10 sayfa falan yazıyorum. Bir de mizah o kadar kişisel zevke de dayanan bir şey ki ben senin şakanı komik bulmayacağım. Ben o hikayeyi belki çok müthiş bulmayacağım. Bence o karakter öyle bir şey yapmayacak ama sen yapacağını düşünüyorsun. Ne yapılabilir ancak belki bir hikaye grubu kurulabilir. Onlar hikaye önerisi getirebilir. Yine ama günün sonunda oturup ben yazarım falan gibi. Belki ileride öyle bir şey yaparım ama şu ana kadar yapmadım. Daha da vakit kazandırdı bana. Hı hı. Senin anlatımlarına bakarken tabii ki İstanbul'u yazdım. İstanbul'u biliyorum çünkü daha evet. iyi. Hakkari yazamazdım diyorsun. Hakkari'li birini oynayabilir miydin sen? Oynayamam. Hı. Yani oynamaya çalışırım ama ideal kast olmam. Her kast için doğru bir oyuncu var bence hı hı. ya da doğru 10 oyuncu var. Philip Seymour Hoffman gibi oyuncular çok az dünyada. Hmm. Yani her karakterde ayrı bir mimik seti, ayrı bir ses, ayrı bir vücut dili, ayrı bir yüz, ayrı bir ruh, ayrı bir konuşma ritmi. Bu çok az bulunan, belki de deliliğe yakın bir şey. Yani çok ilginç. Yani benim İstanbullu bir reklamcı kadını oynamam, tabii ki Hakkari'li bir köylü kadını oynamamdan herkese daha inandırıcı gelecektir. Ama o Hakkari'li kadını oynayacak da o kadar şahane oyuncular var ki niye zaten bunu kanırtalım? <laughs> Yetenekli olduğumu göstermek, göstermek için. <laughs> bunu iddia etmek istiyorum diye ben şimdi Hakkari'li bir kadını <laughs> çok oynamak isterim. E istemem. Evet. Gerçekçi olmaz ki. Bu arada seyircinin de alıştığı bir resim var. Bazen seyirci de bozuluyor böyle şeyleri. Peki komedi yazmanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani güldürmek evet. daha zor. Oynaması da daha zor, yazması da daha zor. Öyle Doğru. mi? Şimdi bir de zamansızını yapmak daha zordur diye düşünüyorum. Çünkü zamansız komedi daha az örneğini görüyoruz. Zaten komedi çok daha az yapılıyor. Hı hı. Yani her sekiz drama için iki komedi falan yapılıyor bütün dünyada da. Çünkü zor tür. İşte yazarı da oyuncusu da daha az. Zamansızının formülü var mıdır sence? Yani ya çok düşündüğün konular olduğu son için. Son yıllarda şunu düşünmeye de. başladım. Galiba dramalar, trajediler vesaireler daha çabuk eskiyor. Özellikle melodram mesela çok hızlı eskiyor ve bir komediye dönüşüyor zaman içinde. Zamanında kıymetini az bildiğimiz komediler de böyle zaman içinde çok kıymetli hale geliyor gibi. Son zamanlarda bir bunu düşünmeye başladım. Yani 60'larda, 50'lerde, daha önce 70'lerde, 90'larda pek değer verilmeyen, çok geniş kitlelere hitap ettiği düşünülen, yeterince niş bulunmayan komediler şu an birer klasik. Yani bunun içinde yani Monty Python'dan Bizimkiler dizisine hatta mesela Cennet Mahallesi'ne zamanında çok burun kıvırırken şu an biraz daha işte sosyal medyada şakaları falan yapılan <laughs> neredeyse birazcık özlenmeye başlanmış bir dizi. Yani sanki komedi zamanın testine biraz daha dayanıklı oluyor. Hatta zaman içinde biraz daha kıymetleniyor. İşte Louis <laughs> Dauphinès mesela zamanında Fransa'da çok ana akım ve biraz kalitesiz komedi olarak görülürken şu an çok önemli bir komedi klasiği e, onun filmleri pek çok şey için söyleyebiliriz bunu zamanında hatta Kemal Sunal bile biraz fazla halk komedisi gibi görülürdü. İşte küfür var filan denirdi. E, şu an yani en önemli komedi tarihimizdir Kemal Sunal. Evet bir de başka bir sınıfa da konuluyor. Kesinlikle. O zaman yani zamanında Kesinlikle. öyle konulmazken adam ne çekmiştir? Değil evet. mi aslında? Tabii, tabii. Bugün başka bir yerde. Tabii. Çok haklısın aslında. Başar, Başaran'la biz ilk senaristlik, senaryo konuştuğum insanlardan Hı -hı. biri burada. Başar çok enteresan bir şey söylemişti. Acıda ortaklaşma entelektüel birikim gerektirmiyor ama hmm. komedi gerektiriyor diye bir şey söylemişti. Enteresan bir nottu benim için. Bir de mesela bir apartman görevlisi bir kaybı nedeniyle mesela vefat var o evde. Seni evine çağırdığında gidiyorsun, onunla vakit geçiriyorsun orada. Ama gel tabu oynayalım ya da birlikte eğlenelim hmm. dediğinde onun partisine gitmeyi tercih etmeyebilirsin. Hmm. Gülmek ortaklaşa bir şey yaratıyor demişler böyle araştırmalar var ya mesela bir şey güldüğümüzde bir masada toplu yemek yiyor olalım sevdiğimize bakarmışız ilk yani hmm. bu bilimsel bir araştırma Hani ilk Ama kimden hoçları Değil mi böyle hoşlandığın çocuğa bakıyorsun, sevdiğin kıza bakıyorsun ya da gruptaki en sevdiğine bakıp ilk gülüyor musun? Hmm. Ya ben bunu çok test etmişimdir. Hakikaten gayri ihtiyari bir davranış. Zaten beraber güldüğün insanları da çok seviyorsun. Tam Arkadaşlığın öyle bir şey veya aşkın ya da hmm. iyi anlaşmanın bazılarından biri de galiba hmm. ortak şeylere gülmek. Bir milleti oluşturan şeylerden biri de o bence. Evet. Aynı şeylere gülmek evet. de böyle birazcık yani bir millet olmanın da özelliklerinden bir galiba. Benzer şeylere gülmek. Gülüyorlar insanlar ekranda. Komedi Hı -hı. yazabildiğini ve espri yapabildiğini biliyorlar Hı -hı. seni tanımasalarda. Bugünlük hayatında sana zorluk çıkartıyor mu acaba? Zorluk çıkartmıyor ama öyle bir beklenti var. Hı -hı. Çünkü komedi yazarlarından bir iki tanesi aynı zamanda stand upçı olduğu için Aa, ve girdiği her ortamda hep cebinde şakalar olduğu Hı -hı. için ve o konuda da egzersizde olduğu için bende de bazen öyle zannediliyor. Halbuki çok yakın arkadaşlarımla Komik hmm. oluyorum. Ee, yani her ortama girip Evet arkadaşlar gelirken başıma ne geldi inanmayacaksınız falan deyip ayağa kalkıp. Pek öyle biri değilim. Bir tık da utangacımdır. Utangaç demeyeyim de daha böyle mesafeliyimdir hmm. bir yere hmm. kadar. Çok hmm. samimi olana kadar insanlarla ya da öyle görünürüm çekingenlikten. Yakın arkadaşlarımla ben komiyim. Hatta zaten hani onların da birazcık ittirip kaktırmasıyla da komedi yazmış olabilirim. Yani o cesareti bulmuş hmm. olabilirim. Ama stand-upçılarda daha öyle bir özellik ve öyle bir egzersiz var. Ben de pek öyle değilim. Güzellik baskısı. Kadınsın. Oyuncususun, yazarısın. Senin hislerin bu konudaki nedir? Tabii ki yani iyi görünmeyi seviyorum falan <laughs> ve bu konuda iltifat edildiğinde de hoşuma gidiyor <laughs> ama çünkü komedyensiniz ve nasıl görünüyorum diyemezsiniz yani hmm. sitcom çekilirken. Zaten kebapçı ışığı gibi bir ışık yapılıyor. Onun altında artık nerede durursanız masanın başında berbat görünüyorsunuz. Öteki koltukta biraz daha iyisiniz hmm. falan. Yani makyajım nasıl oldu arkadaşlar? Saçım iyi mi falan? O hmm. bir kere sitcom dizi temposu günde 30 sayfa çekerken öyle bir lüksünüz yok. Hmm. Nasıl iyi mi? Hani bana bir ışık yapsanız da şuradan falan. Onun çok meraklısı değilim. Bir de Bin bir türlü kılığa da giriyorsunuz sitcomun içinde. İşte başka keşler oluyor. Flashback'ler, rüya sekansları, dişimizi siyaha boyayıp dilenci olduğumuz, yaşlandığımız falan falan. Yani öyle iyi görüneyim peşinde çok koşmadım açıkçası. O galiba gag zamanı bitti o lüks. Hemen başladı ve bitti. <laughs> Onda bana güzel bir ışık yapılıyordu hmm. stüdyoda. Çok uzun uzun makyajım yapılıyordu falan. O benim altın çağıymış. Hmm. Komedi dizisine girdikten sonra çok yani onun peşinde koşmadım ama yani iyi görünmeyi seviyorum ve yani böyle moda dergileri kapak olur musunuz falan dediğinde de çok salakça bir yerden çok heyecanlı <laughs> yaşasın falan diye <laughs> mutlu <gülüyor> oluyorum yani. Onun da ayrı bir zevki var. Pullu payetli sevme muhabbeti görmüştüm bir yerlerde. Hala öyle mi bilmiyorum ama hani eskiden seviyorum galiba. Gece kıyafetleri alıyorum Seviyorum, ben. seviyorum. Evet. Ne güzel bir alıyorum. şey. Alıyorum ve işte bu yılbaşı zamanı olan çekimler falan çok hoşuma gidiyor. <laughs> Şahaneymiş. Peki Murat Birsel'i biz çok tanıdık. Yani benim kuşağım Gülse Birsel'den önce ben Murat bir selin okuyucusuydum belki de. Hı hı. Bir gazeteciyle evli olmak bir avantaj sağlamıştır herhalde bu kadar çalışma saatlerine hı, Yani alışıklı. çok avantaj sağladı bir kere. Tabii ki çok şey öğrendim Murat'tan ama en iyisi biz evlendiğimizde ben de gazeteciydim zaten. Evet. Aynı mesleği yapınca bir kere işte çalışma saatlerinin esnek olması, eğer iş varsa her şeyi bırakıp işe koşma, ne bileyim sabaha kadar ofiste kalıp çalışma ya da aynı konularla ilgilenme şimdi hadi 10 gün şalterimizi kapatıp ne internete bakalım ne televizyona bakalım gibi bir şeyin asla hayatımızda olamayacağı gerçeği <laughs> filan gibi şeyler konusunda birbirimizi çok iyi anladık. Hı -hı. Gazetecilik hayatıyla sanatçının hayatı birbirine çok benziyor aslında. Hı -hı. İşe kendinizi vakit olarak ve enerji olarak fazlasıyla vermeniz hep birinci planda o işin olması ve geri kalan ev hayatı, işte gezme, tozma, sağlığın bile bazen ikinci plana atılması iki meslekte de çok var. Onun için oradan ikimizin de çok rahat ettiğini düşünüyorum. Son sorulara geçelim. Buyurun. Satayım. Nasıl olunur? Yani nasıl iyi senarist olunur? Özellikle komedide, yayın içinde konuştuk ama olmazsa olmazlar. Bunun içinde nasıl iyi insan olunur, nasıl iyi oyuncu olunur da olabilir. Bir bütünlük olabilir. Galiba herhangi bir şey yazmak için... Çok egzersiz lazım. Senaryoda yazsınız, romanda yazsınız, gazetecilikte yapsınız. Yazmayı sevmek lazım, okumayı sevmek lazım. Türkçeyi iyi kullanmak lazım. Bu konuda çok egzersizli olmanız lazım. Hı hı. Dediğim gibi bana senaristlik konusunda en çok faydası olan şey gazetecilik oldu. Evet. Yıllarca bir deadline'a bağlı kalmak, hızlı yazmak, farklı röportajlar yapmak, onları yetiştirmek, farklı insanlar tanımış olmak, onları zamanında cebe atmak vesaire gibi. Bence sanki her türlü yazı işini yapan insanın işte 10 bin saat midir 5 bin saat midir artık onu tam bilmiyorum ama bir yazma egzersizi yapmış olması lazım hayatında. Bana göre oyunculuk da öyle ama oyunculuk konusunda çok ahkam kesemeyeceğim çünkü daha oyuncu olmaktayım ben yavaş yavaş daha yolum var. Bir de eğitimini almadığım için eminim o eğitimde çok bana faydası olacak şeyler vardı ama ben o eğitimi almadım. Hı -hı. Şimdi işte yavaş yavaş birazcık böyle eksiklerimi, daha teknik eksiklerimi tamamlamaya çalışacağım. Mesela bir araşan dersi aldım. Bu yıl yine bir boş vakit bulup alacağım. Çünkü o sesi iyi kullanmayla ilgili oyuncu çok rahatlatan bir şey. Şarkı söylemek için değil. Oyunculukta insanı çok rahatlatan Hı -hı. bir şey. Sesi doğru kullanmak. Ama nasıl komedi senaristi olunur? Bir kere illa bunun eğitimini almaya bence gerek yok. Çünkü eğitimde de yaptırdıkları film seyrettirip o filmlerin biraz analizini yaptırmak. Yani hikayede ne zaman ne oluyor? Bu hikayeyi cazip kılan şeyler sizce ne? gibi bunun üzerine sohbet kurmak. Ve sonra işte kısa, orta metraj, uzun metraj senaryo yazdırıp bu senaryoları hep birlikte okuyup sınıfta üzerlerinde konuşmak. Yani aslında daha çok egzersize, görmeye, analiz etmeye, seyretmeye, okumaya ve yazmaya dayalı bir eğitimi var. Onu da ...çok azimli bir insansanız kendiniz de yapabilirsiniz. Atanın galasındaydım. Ata bana çok şahane bir iltifat etti. Ben de hemen aldım kabul ettim. Dedi ki ben aslında Avrupa yakasında öğrendim senaryo yazmayı. O kadar çok senaryo okudum ki. Yani onun çok faydası oldu. Tabii ki öyle değil. Zaten çok esprili biri, zaten hikaye anlatabilen biri, sözlü de olsa belki oturup Avrupa Yakası'nın bittiği zamana kadar oturup bir uzun metraj yazmamıştı ama zaten yazmaya çok hazırdı. Onu teknik olarak sayfaların üzerinde de herhalde Ata bir 90 100 bölümde oynadığı için Avrupa Yakası'nda onu da sayfaların üzerinde daha teknik olarak da ha sahnelerin boyu bu kadar, diyalog böyle demek ki falan gibi şablonunu görünce de zaten hemen kafasında canlanmıştır ve yazmaya başlamıştır. Aslında senaristlik eğitimi bu kadar bir şey nasıl olunur da da söyledi ata yani ben ha. Avrupa yakasında Gülseden öğrendim. Hani ya, kesinlikle tatlı. tabii farklı bir matematik uyguluyorum çünkü Hı -hı. sitcom yazmakla benim yazdığım tip şeyleri yazmak biraz daha farklı bir matematiğe sahip ama ben oradan öğrendim diye Hı -hı. burada da söyledi yani. Yani sitcom aslında uzun metraj filmden bence biraz daha zor bir Farklı dedi o zaten yani kolayı zorlandı. Farklı yani sahneleri çok kısa tutmanız lazım, replikleri kısa tutmanız lazım. Çok az mekanınız var elinizde. Seyirciyi sıkmadan o mekanların etrafında dönerek cazip sonunu merak ettiren episodik hikayeler yazmanız lazım. Dolayısıyla her hafta bir kaç hikaye çıkması lazım sizden filan. Ben mesela filmlerde daha rahat ettim. Acemiliklerim oldu çok fazla mekan kullanımı işte biraz daha iyi resim nerede seçeriz... ...aa tam benim hayalimdeki eve uymuyor burası çünkü gerçek bir mekan ben dekoru yaptırıyordum... Hmm. ...işte üç tane girişi olsun diyordum üç tane girişi oluyordu salon ...elimizdekilerle çalışmak sinemada belki biraz daha zorlayıcı ama... ...sitcom yazmak biraz daha böyle tekniği öğrenilmesi gereken bir şey hmm. ama... İyi yazı yazan, kalemi iyi kullanan herkes bence bir egzersiz sürecinden sonra senarist olabilir. Komediye gelince eğer iyi hikaye anlatıcısıysanız, arkadaşlarınıza bir hikaye anlattığınızda onlar hikaye sırasında da kahkaha atıyorlarsa da sonunda da çok gülüyorlarsa aslında kafanızdaki o formatı alıp ...kağıda dökeceksiniz. Zamanlama çok önemli. Ben hiç o zamanlamaları tutturamam. Tam birileri gülerken yeni hikayeye başlarım. Yok, bilmem ne olur ya. Bir şey yaparım. <laughs> hiç zamanlama. O zaman egzersiz lazım. <laughs> evet, evet, tabii biraz. ki tabii ki. Ama yani eş dost gülüyorsa hmm. ya hadi şunu bir daha anlatsana hmm. Allah aşkına falan. Hmm. Onlar duymadı diyorsa hmm. zaten siz bir hikaye anlatıcısısınız hmm. demektir onu da işte kağıda dökmek için zaten senin gibi insanların yani kalemi ve tecrübesi var. Azimle birkaç ay oturup yazıp deneyip çöpe atıp Gülse tekrar yazacağım. Gülse gideceğim, bakar. yazacağım. Bu kadar konuşmadan öğretin lütfen, <laughs> lütfen. Çünkü hakikaten hakikaten atla deve diye <laughs> Atla deve değil. bana yıllar önce daha Avrupa yakasını yeni yazmaya başlamıştım. Pikus diye bir dergi vardı. Ünlüler ünlülerle röportaj yapıyordu. Hmm. Yani iki ünlü birbirine soruyor. Evet. Bana da işte Yılmaz Erdoğan'la bir röportaj ayarladılar. Ben daha gagg'ı yapıyorum. Yılmaz'la buluştuk. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun filan karşılıklı soruyoruz. İşte oradan röportaj çıkacak. Ben dedim bu aralar bir sitcom yazmaya başladım. Bunu da o esnada kime söylesem diyor ki ne? Nasıl yazacaksın? Çok zordur sitcom. Öyle mi? Nasıl olacak o? Vallahi büyük cesaret filan. Herkes gözünde çok büyütüyor bunu. Yılmaz'a söyledim. Yılmaz dedi ki ha yazarsın ya dedi. Sahneleri kısa tut, replikleri kısa tut. İşte zaten dedi yazıyorsun, mizahın da var, gag da görüyorum dedi. Atla deve değil, çok iyi karar vermişsin. Kolaydır ya yazmak dedi. Ben de dedim ki oh be. Oh be. Evet çünkü bence de öyle. <laughs> Saatte kaç sayfa yazıyorsun dedi. Dedim 3-4. E tamam çok da hızlı yazıyor Süper tamam yürü git dedi. O kadar iyi geldi ki bana çünkü herkes diyor ki <laughs> sitcom mu? Çok zor. Daha önce yazdın mı? Hmm, nasıl olacak filan. Onun için gerçekten de Nilay sahneleri kısa tut replikleri kısa tut <laughs> güzel 3-4 tane hikaye bul zaten 3-5 tamam. mekanın var yürü git. Sen bu arada Storytel'de Haldun Taner evet. seslendirdin. Çok da severek dinledim ben de. Çok seviyorsun <laughs> değil mi? Tiyatro yazmak istediğini Çok de seviyorum. aslında evet, biliyorum. O aslında Jet Sosyete bittikten hemen sonra yapmak istediğim ilk işti. Ama pandemi patladı. Hmm, Tam hmm. bizim işte 2 3 bölüm vardı final yapmamıza. Pandemi patladı. Son iki bölümü de evlerden telefonla çektik. Böyle de ilginç bir tecrübemiz <laughs> oldu. Ama şu anda işte bu diziyle beraber önümüzdeki birkaç yıl içinde yapmak istediğim şeylerden biri... ...sahneye bir müzikli komedi yazmak. Müzikal değil. Yani şarkısı, türküsü olsun. Çünkü sahnede biz seviyoruz biraz müzik dinlemeyi de. Ama temelde çok kahkaha alacak. Böyle yıllarca seyredecek Belki insanların iki kere gidip seyredeceği. Eski işte Devokuş'u kabare... Zamanı gibi veya Haldun Taner'in oyunları gibi ya, çok veya şey. Ferhan Şensoy'a benim ablam abim iki kere üç kere giderdi oyunlarına şahları da vururlar döneminden itibaren. O kadar çok güldürecek tabii ki bir cümlesi de olan bir hikaye de anlatacak biraz da kenarında kıyısında müzik olan bir şey yazmak sahneyi hmm. istiyorum. Zaten Türkiye'de mizah yapan herkesin çok hayran olduğu çok ilham aldığı ve yere göğe koyamadığı 3-4 isim vardır. Yani bunlardan biri Haldun Taner'dir, biri Ferhan Şensoy'dur. Zeki Alasya Metin Akpınar oyuncu olarak her zaman vardır aklımızda falan. Ben de Haldun Taner'i çocukluğumda okuyup çok çok hayran olduğum için ve o yaşlarda da insan bir kitabı böyle 27 kere falan arka arkaya okumaya vakitte vardı herhalde. Okuduğu için Haldun Taner'in hikayelerindeki timingi falan da çok almış olabilirim. Aa, diye güzel. ümit ediyorum güzel. yani bana faydası olmuş. Bir de çok. sen de çok kişiden farklı. Benim ön yargım dışarıdan bakınca sanki hani guilty pleasure çok güzel ifade ediyor İngilizcede de gizli zevklerimiz vardır ya. Ne bileyim işte bu kadar hoş görünen işte güzel senaryolar yazan bir kadın televizyonda garip şeyleri izleyip enteresan fast food diyecekler yiyip sen mesela oradan bir oyuncu bulabilirsin Flash TV'de halay çeken bir insandan gibi de Geliyor. Öyle bir yani ön guilty pleasure var. olmayan insan sağlıksız bir insandır <laughs> Tabii, bence. Tabii öyle ama Zaten... böyle şeyler tasavvur ediyorum mutlaka ya, vardır ama. E, kötü dizi filan izliyorumdur muhakkak. Zaten televizyonda olan her şeyi ben merak edip bakıyorum. Evet, evet. Ama bu guilty pleasure değil yani Tabii. biraz sektörel merak. O 20'li yaşların başındaki snobluk zaten 20'li yaşların ortasında bitiyor. Ben sadece yabancı film seyrediyorum Belgesel ve tezimi de Godard'la ilgili <laughs> verdim. Yaşları geçtikten sonra aslında pek çok içerik size ilginç geliyor. Yeme içme konusunda guilty olmayan pleasure'ım pek yok. Ama Flash TV'de şeyi seviyordum. Dilberay'ın bir tane hapishane dekorlu programı vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yok. Yani Dilberay şarkı söylüyor ama hmm. parmaklıkların ardında ve oy bayağı parmaklık <laughs> seyrediyorsunuz. Yani şarkıcı parmaklığın ardında ve arkasında da volta atan FGR'ler var. Ranzalarda yatan FGR'ler var. sahnenin içinden şarkı söylüyor Dilberay. Öyle bir program vardı ki gerçekten çok çok ilginç ve çok cesur bir format değil mi? <laughs> yani bunu başka nerede bulabiliriz? Dünyada ya ha? böyle şeyler çok guilty pleasure bile değil. Bunlar büyük buluştur yani. Ya insan kilitlenir herhalde. Bu ya sonra. Flash TV'nin eski halini çok özlüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> bu arada mesela işte benim stilim harika bir programdı. <laughs> ben bir ara artık kariyerimi tehlikeye atacak kadar çok vakit harcıyordum. Çok iyiydi bence. Çok iyiydi. Bu ara kısmetse olur varmış. Onu bir boş vakit bulup izlemek istiyorum. Müge Anlı? Müge Anlı ara ara bakıyorum biraz çok karanlık gelmeye Hı. başladı bana artık. Yani çok korkunç şeyler oluyor. <laughs> yani çok gerilimli bir polisiye seyretmeyi tercih ederim. Anladım. Yani o bile daha gevşetici gelebilir en azından kurgu olduğunu biliyorsunuz. Ama seviyorum. Gündüz kuşağına ara ara bakıyorum ben. TikTok seviyorum. Çünkü olur gündüz mi? kuşağı ve TikTok'ta yaşanılan hayatları ben Nerede göreceğim başka? Tabii. Zevkle takip ediyorum. Hı -hı. Ben orada kötü bir algoritma oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü yanlışlıkla işte çok güzel yemek yapan insanlar, çok iyi dans eden yabancılar falan da çıkıyor. Onları istemiyorum ben. Onları Tabii. biliyoruz zaten. Aynen. Televizyonda da görüyoruz. Ben böyle kötü algoritma seçmeye Hı -hı. çalışıyorum. Yani kötü playback'ler, aile <laughs> kavgaları falan gibi çok kötü şeyleri bulmaya çalışıyorum. Yanlışlıkla bazen iyi bir dansı seyrettiğimde falan hemen algoritma bozuluyor. Böyle güzel güzel danslar falan öyle şeyler gelmeye başlıyor. Biraz sinirime dokunuyor. Çünkü TikTok benim amacım o değil. Yani başka yerlerde bulamadığım içeriği bulmak TikTok'la ilgili amacım. Gündüz kuşağında da öyle. Hmm, Şahaneymiş. Peki son soru. Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız sence? Klasik şeyler söyleyeceğim galiba şu an. Yani... Biraz birbirimizi alttan alarak galiba daha iyi yaşarız. Çünkü bu kadar öfkeyle yan yana duramayacağımız gibi hepimiz çok geriliyoruz. Bazen özellikle sosyal medyada şunu görüyorum. Aynı şeyi savunuyorlar ve birbirlerini yanlış anladıkları için küfür, kıyamet, hakaret, bağırış çağrış gidip sonuna doğru birisi diyor ki: "E tamam kardeşim ben de bunu söylüyordum zaten. Pardon kardeşim, özür dilerim o zaman." falan gibi. Artık kavga etmeye yer arar oldu insanlar. Bunun pek çok sebebi var. Yani ekonomik sebebi var. Herkesin keyfi kaçık. Pandemi yaşadık. Zaten hepimizin anksiyeteleri oluştu pandemide. Mutsuzuz falan. Pek çok sebebi var ama ya yani insanların birbirini biraz alttan alması lazım. Yani herkes birbirine ya kıyamam yazık çok zor günler geçirdi ve geçiriyor gibi bakarsa daha az kavga çıkacak ve yavaş yavaş o ansiyeteler falan da geçecek gibi hissediyorum. Umarım bir an önce. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin iki gün hem de. Gerçekten daha da gelirim ha. Her <laughs> gün ben bu saatlerde geleyim size. <laughs> evet ee, ev hediyesi bile getirdin yani. E, evde yani. güzel, sohbet güzel, imkanlarınız hoş, manzara var. Bunları sevdim ben. Arada gelirim. Şahane. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> ben sana. Ben teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ ol.